İyi akşamlar sevgili seyirciler. İyi akşamlar. Habertürk gündemle karşınızdayız. Ee, bu akşam e, Çepe çevre aslında ama en çok daha Doğu Akdeniz'de neler oluyor detaylıca konuğumuzla değerlendireceğiz. Evet, Türkiye'nin güneyinden konuşuyorduk. Şimdi biraz batısına kayacağız ve Yunanistan'la ilişkiler. Hatta kuzeyine de uzanacağız. Kuzeyine de uzanacağız. Bütün bunlar zaten birbiriyle iç içe. Çok da o yüzden başlıkları burada uzun uzadıya anlatmadan hemen konumuzu tanıtalım ve başlayalım zaten istiyorum. Zaten konumuzu söyleyince konumuz da anlaşılacak. Aynen öyle. Doçent doktor Cihat Yaycı'yı ağırlıyoruz bu akşam. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi, Asam Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Mustafa Tümamiral bu akşam konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş geldiniz. Serap Hanım. Hoş bulduk. Şimdi ardı ardına birdenbire Yunanistan'la zaten son yıllarda inişli çıkışlı istişafi görüşmeler, istişari görüşmeler zaman zaman gerilim artıyor sonra azalıyor. En son ee, yine gergin seyrederken Rusya'nın e, Ukrayna'ya işgale başlamasının ardından Türkiye'ye arda arda ziyaretler oldu. İsrail Başbakanı, Cumhurbaşkanı geldi uzun zaman sonra Scholz geldi, Almanya Başbakanı Mitsotakis geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. E, olumlu mesajlar verildi orada. Hatta şöyle de bir cümlesi var in. bir insanlık olarak ve NATO müttefiki iki ülke olarak böylesi bir dönemde öyle çok ortak sorunla karşı karşıyayız ki bizi ayıran sorunlardan çok bizi birleştiren ee, sorunlara e, odaklanmamızın daha önemli olduğuna karar verdik birlikte diye böyle bir olumlu açıklama yaptı ama çok kısa süre sonra tam tersi beyanlar Türkiye'ye karşı suçlayıcı ifadeler ne, ne oldu da bu kadar yine bu kadar kısa sürede Yunanistan'ın tavrı değişti? Evet. Eee bir kere e, ön, ben yani hiçbir devleti ya da hiçbir milleti e, rencide etmek istemem. Ama Ortada Biz zaten milletlerden konuşmuyoruz yani. Tabii, bunu tabii. her programda vurguluyoruz. Tabii, yani bir tabii. ortada bir siyaset var, yönetici insanlar var. Evet. Esas odaklandığımız o. Evet. Yani e, Yunan halkının da ne kadar bunları seviyor, istiyor, ne kadar istemiyor bilmiyoruz. Onların takdiri. Evet. Ama bir devletin geleneği vardır. Her devletin bir geleneği vardır. İnsan karakteri gibi devletlerin de karakteri vardır. Hı hı. Şimdi e, Yunanistan'ın devlet karakteri büyük güçlerin ardına saklanmak, onlardan güç almak, onların desteğiyle bir şeyler elde etmek üzerine kuruludur. Yani 1821 yılında Yunanistan kurulurken Yunanistan kendi kendini kurmamıştır. Yunanistan İngiltere, Fransa ve Rusya'nın desteğiyle kurulmuş, kurdurulmuş ve başına da bir Alman prensi getirilmiştir. Böyle bir devletten bahsediyoruz. Yani sanmasın ki halkımız Yunanistan bir bağımsızlık savaşı yürüttü ve bu bağımsızlık savaşı sonucunda kendi kendinin kralını seçti ve bir Yunan kral e, yönetiminde bağımsız bir devlet oldu. Hayır. Ve çok enteresan bir durumdur. Yunanistan 1821'de bu büyük güçlerin desteğiyle önce küçük bir parçayla başladı. 1828 1848, 1800, 1878, 1800, 1800, 1913, 1923, 1947. Altı kez toprak büyüttü. Hep farklı müttefiklerin desteğiyle mi? Hep farklı müttefiklerin desteğiyle ama bir tek ortak yön vardı. O da şu. Türkiye'ye doğru. Türkiye'den alarak ve savaşta kaybederek, masada kazanarak. Hep talep etti. Hep talep etti. Şimdi Yunanistan e, böyle bir devlet ama hiçbir zaman da idealinden vazgeçmiyor. Yani Yunanistan'ın çok enteresan bir özelliği var, kararlı bir duruş sergiliyor. Bakın şimdi eleştiriyoruz ama bizim de örnek almamız gereken konulardan bir tanesi de budur mesela. Şimdi 1821 yılında Yunanistan kurulurken, bakın bir tane örnek vereyim. Şimdi hemen Batıdan da bir doğuya, güneye atlayalım, atlayalım Kıbrıs'a mesela bir anda. Hı hı hı. 1821 yılında Yunanistan kurulurken ne istiyor biliyor musunuz? Ne istiyor? Kıbrıs adasını da istiyor. 1821'de. 1821'de. Ve Yunanistan bunu 1828'de de devam ettiriyor. Daha sonra da sürekli devam ettiriyor. Atatürk Venezuela dostluğu vardır mesela değil mi? Evet. Bu bir romantik evet. algıdır aslında. Neden? Çünkü 1928 yılında 1928 yılında Yunanistan yine cemiyete akvama da başvurarak İngiltere, Fransa ve Rusya'ya bir nevi diyelim ki nota vererek, ultimatom demeyelim ama nota vererek adanın kendisine bağlanmasını istemiştir. Hı hı. Ve bunun adı da Kıbrıs Helenizmi olmuştur. Bakın 1821'den hala günümüze kadar Kıbrıs meselesi denilen konu budur. Hiç politika değişmiyor. Yani aslında Yunanistan'ın gayet yayılmacı bir politikası var. Ta baştan beri diyorsunuz. Revizyonist. Peki. Revizyonist. peki neden bu son dönemde, yani işte biz de 50 yıldır bu ülkede yaşıyoruz. Yani Yunanistan'la ilişkileri biliyoruz. Bazen hafif düzelir, bazen sertleşir. Yok, kardak kayalıkları, kıta sahanlığı, hava sahası vesaire. Fakat sanki bu son dönemde daha farklı bir, e, o taraftan e, agresif, saldırgan bir e, mesaj bombardımanı var. İşte e, Amerika'ya gidip Biden'la görüşme, temsilciler meclisinde konuşma, alkışlanma. E, ve bunun hedefi de çok Türkiye gibi görünüyor. Yani Mitch O'Day's neye güveniyor ve... E, Burada farklı olan ne? Son durumda farklı olan ne? Türkiye'de ne gördü de bu kadar e, agresif oldu. Şimdi şimdi bir kere bence e, Yunanistan'da her şey iyi gidiyordu, bir anda kötüleşti. Algısı bir, birazcık yanlış bir algı. Yani zaten ben iyi demek demedim. Ha, yo, yani, ha, gene, genelde genelde genelde, genelde, evet. genelde ya her şey işte gel, geldi gitti Sayın Cumhurbaşkanıyla yemek yediler bilmem falan şey yaptılar falan. Aslında Sayın e, Çavuşoğlu ile o gerilimli toplantı gibi bir sürü Hatta, bir sürü şey şeyde şey, 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 diyorsunuz Michodakis buraya geldiğinde aslında mesaj verdi. görüşme İstanbul'da yapıldı niye Ankara'da yapılmadı? E, 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 ne, neden şey ziyaret edildi? Eee e, 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 Metropolit, metropolit e, e, ziyaret ben patrikhane demiyorum mesela özellikle de patrikhane denmesini istemiyorum. Neden? Şimdi tepki göstereceklerdir. Ama patrikhane diye bir makam yok aslında. Bizim uluslararası hukukumuza göre, Lozan'a göre. Metropolitlik var. Yani bugün Süryani metropolitliği neyse, Rum metropolitliği de budur. Ortodoks metropolitliği de budur. Hı hı. Yani biz böyle makamlar vererek aslında hep taviz üstüne taviz veriyoruz. Ha, diyeceksiniz ki, diyecekler ki ya ne olacak o da? Ama Devletler arasında bir mütekabiliyet ilişkisi vardır. Bizim seçilmiş müstülerimizi hapseden Yunanistan'a karşı bizim böyle tavırlarımız anlayış olarak algılanmıyor. Taviz olarak algılanıyor. Şimdi bakın Yunanistan ne yaptı? Hemen hatırlatalım. Çok kısa dönemde Yunanistan önce Fransa'yla bir NATO devleti olan Fransa'yla NATO üyesi olan bir Fransa'yla Savunma işbirliği anlaşması Rafale aldı. Ee, Ve savunma baştan, işbirliği evet. tabii uçaklar al. Onlar hadi alsın. Alabilir. O kendi seçimi. Ama savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Nasıl imzaladı biliyor musunuz? Dedi ki, bana saldıran Fransa'ya saldırmış olur. Fransa'ya saldıran bana, saldır. bana saldırmış olur dedi. E iki tane NATO üyesi bunlar. Böyle bir anlaşma imzalamaya ne Fransa gerek var. Fransa'nın NATO'nun artık bittiğini söylediği dönemlerde biraz da. bir de NATO'da Fransa'ya kim saldıracak? Yani ya, tabii o boyutun ne anlamı var. Tabii. Ve Yunan Yunan başbakanı ve Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı üçü de açıklama yaptılar. Bundan sonra bize saldıracak olan bize bize saldıracak olan şunu bilsin ki Avrupa Birliği'nin e, nükleer gücü bizim arkamızdadır. Yani Nükleer güç sahibi olan bir devlet dahi bir başka devleti tehdit edemezken, yasakken anlaşma yaptığı devlet adına bak onlar sana saldırır diyebilecek kadar cesaret diyeyim ben buna. Evet. Artık sınırsız bir cesaret diyeyim, Böyle davranan bir devletten bahsediyoruz. Ve gitti hemen arkasından Amerika ile 5 senede bir yenilenmesi gereken anlaşmayı ucu açık yaptılar savunma işbirliği anlaşması. Hı hı. Şimdi bunlar basamak basamak gelen şeyler. Bakın olay şuraya gidiyor aslında, çok net bir şekilde. Sayın Cumhurbaşkanı ile yemek yediği bunların hepsi çok önemli işaretlerdir. Sayın Cumhurbaşkanı ile yemek yemeden önce buraya geldi. Böyle bir şey olamaz yani. Bir başbakan bir başka ülkeye böylesine turist gibi gelip bir başka ülkedeki resmi bir temsilciliği hiçbir resmi bakanla ilişki kurmadan ziyaret edemez. Önce resmi bakan ziyaret edilir, ondan sonra gidilecek olan yere gidilir. Şimdi muhatabı kimdir? Şu andaki sistemde cumhurbaşkanıdır başbakanın. Yani yabancı evet. başbakanlar cumhurbaşkanı ile muhatap olurlar. Dolayısıyla önce cumhurbaşkanı tarafından kabul edilir, ondan sonra nereye gidecekse ondan sonra gider. Başka resmi temsilciler ve bu program öyle ayarlanır. Geldiği zaman ilk olarak Rum Metropolitine gitti. Evet. Rum Metropolitine gitti, ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı ile yemek gitti. Bunlar, bunlar asla, asla hedef değiştirmiyorlar. Şimdi o bakımdan geldiğimiz noktada da bu nasıl oldu? Amerika'da seçimler olduktan sonra Biden'ı polus lakaplı Biden. Ya Bidenakis. Bidenakis. Çok güzel. Çünkü nasıl çok enteresandır orası. Nasıl cesaretlendirici bir durumdur. Evet. Değil mi? Şimdi Biden'ı polus gidiyor Michotakis Amerika'da Beyaz Saray'da. Bakın halkımız da bunu iyi anlasın. Halkımız da bunu iyi anlasın. Biden elini uzatıyor. Mitchell Ben Biden'ı pulus diyor. O da diyor ki artık Biden Akis olsun diyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz pulus, polus, olus ana karadaki oğul anlamına geliyor. Hı. Yunan Anakarasındaki. karasındaki. Akis, Girit'tekiler. Daha da yerelleştirelim. Hemşeri noktasına gelelim. Bırakın ülke noktasında. Hı. Ülkedaşlık, yurttaşlıktan ziyade hem şerilik noktasına gelelim. Baydinakis olsun diyor. Diyor. Hı -hı. diyor. Ve ben fahşi Yunanlıyım diyor açıkça. Tabii. Şimdi şimdi burada ve sakın kimse şunu şöyle düşünmesin. Amerika burada tarafsız davranır. Hayır, Amerika kesinlikle tarafsız davranmaz. Hele hele bu yönetim tarafsız davranmasını beklemek son derece Hayal ...hayalperestliktir. Ya en azından evet. bu konuda tarafsız davranmayacağını gösteriyor zaten. Üstten yani evet. üst yani 4 artı 5 üst silah yığılıyor. Tabii. F-35'ler. Yani geçmişte hep arkasına bazı güçleri aldı diyerek başladınız ya... ...bugün de tüm bu çıkışlar Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtını dayamasından mı kaynaklanıyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa'ya sırtını dayamasından kaynaklanıyor. Müthiş fırsatçılar. Müthiş fırsatçılar. Bakın bunlar hep satır aralarında ama bizim takip ettiğimiz şeyler... Bakın şimdi dikkat edin, Rusya'ya Güya ambargo uyguluyor, yaptırımlara katılıyor. Bir Rus gemisine el koydular Yunan karasularından geçerken hı hı. ve bu arada Türkiye'yi şikayet ettiler. Dediler ki, Türkler Türkler hiçbir Rus gemisine el koymuyor dediler. Şimdi bizi bir kere dengesizleştirecekler, yani öyle zorluyorlar ki. Rus-Ukrayna savaşında dengemizi, bu objektif, çok başarılı yürüttüğümüz politikayı bir şekilde değiştirelim. Bozmak istiyorlar. Bozmak istiyorlar. Peki tersten düşünelim. Evet. Ee, Amerika'nın veya NATO'nun bundan çıkarı ne? Çünkü teorik olarak Türkiye, NATO'nun doğu ucu, doğu kanadını savunan ülke NATO'da. Değil mi? ve Ayrıca NATO'nun ikinci ya da üçüncü en büyük askeri gücü. Ee, Şöyle bir plan olabilir mi? E, artık e, NATO'nun doğu ucunu Yunanistan'a doğru kaydıralım gibi bir plan olabilir mi? Burada araya gireyim mi? Bunu e, bir aranın ardından e, yani. bu Tabii. soruyla başlayalım. Hatta belki haritalar e, üzerinden yani. de bize anlatarak buradan Tabii. reklamdan Tabii. sonra başlayabiliriz. Bir aranın ardından buradayız. Haber Türk gündeme devam ediyoruz. Biz, e, ben de bugün ilk defa tahtaya kalktım. liseden, liseden sonra. <laughs> tahtaya yalnız. <laughs> tahtaya tahtaya. Işte. <laughs> Sağ olsun Serap. E, Cihat Bey ile beraber. Ben size NATO'yu sormuştum. Yani evet. e, NATO, Amerika, e, NATO'nun doğucunda yeni bir ülke mi yaratmaya çalışıyor? E, Türkiye'ye alternatif, Yunanistan'ı mı artık öne çıkarmaya çalışıyorlar diye. İsterseniz oradan girelim. Sizin de ilginç bir sözünüz var. Yani NATO'dan çıkmanın çok aymazlık e, olacağını bunu düşünmenin bile, zira e, NATO'da olmanın Tür NATO'yu Tür Türkiye'yi NATO'ya karşı koruduğunu söylüyorsunuz. Evet, evet. Evet. Şimdi, şimdi efendim bakın Yunanistan e, şöyle, Yunanistan e, Dede ağaçta Litora'da, Volos'ta ve Giritte, Suda'da e, Amerika'ya üstler verdi. Daha doğrusu Giritteki üs, Amerika'nın kendi üssü, Amerika ve NATO ortak olarak yaptılar. dedi Ağaç'ta da son zamanda biliyorsunuz bu sözde e, Avrupa'yı, Doğu Avrupa'yı Rusya'ya karşı desteklemek için oraya evet. bir takım malzemeler getirdiler. Binlerce tank, helikopter, yüzlerce zırhlı personel, taşıyıcılar, toplar, mühimmatlar, silah araç gereçler. Yığıldılar. Buralarda da hava kuvvetlerinin üstleri var ve bu üstlerden de Amerikalıların yararlanmasına dair protokol imzaladılar. Evet. Şimdi yalnız... Yani 4 üst vardı... E, 6, 6, 7, 8, 8 üste kadar çıkıyor şu çıkıyor, anda. Evet. Şu anda 8 üste kadar çıkıyor. Yani kullandıkları da var. Bu kullanmayı düşündükleri değil. Bakın Yunanistan, Yunanistan müthiş bir algı yönetimi yapıyor. Amerika bizden üst üst diyor diyor. Hı. Halbuki tam zıttı. Am Siz buraya gelin diyor Mütçotakis Yunanistan. Mitsotakis ve Dendias Birleşmiş Milletler toplantısına gittikleri zaman Amerika'ya teklif verdiler, şu üstleri alın kullanın diye. Amerika'nın cevabı şu oldu, biz bir değerlendirelim oldu. Ama müthiş bir algı operasyonuyla Amerika Yunanistan'dan üs istiyor, Yunanistan'a çok değer veriyor, şöyle diyor, böyle diyor. E Yunanistan bir... neden istiyor, Türkiye'ye karşı mı istiyor Türkiye bunu? Türkiye'ye karşı istiyor ve diyor ki, açıkça da bunu söylüyor, sadece biz yokuz artık burada diyor. Buralarda karşılaşacağınız Amerikan askeridir diyor. Hmm. Sanki Türkiye'nin bir saldırgan tutumu varmış gibi. Allah aşkına Türkiye'de herhangi bir insan bugüne kadar Yunanistan'ı gidelim, işgal edelim, bizim hedefimiz Yunanistan'ı işgal etmektir, Yunanistan'da toprak almaktır diyen herhangi bir yetkili ya da vatandaş var mı? Cihat Bey şunu sormak istiyorum. Miçotakis, Şolz'a bir mavi vatan haritası gösterdi ve Türkiye şikayet etti. Hemen ardından da 16 Yunanistan temsilciliğine... Yine Türkiye'nin işte 50 yıldır yaptıkları yapacakları diye de bir harita dağıttılar, gönderdiler. Ne diyor o haritada? Nasıl ithamlar var Türkiye'ye? Şimdi o, o da şu. önce biliyorsunuz Biden'a verdi o mavi vatan haritasını. Mavi vatan verdiği mavi vatan haritası benim kitaptan aynısı alınmış, hı hı. fotokopisi çekilmiş haritadır. Hı hı. Ve yani özel çizilmişti. Benim kitabımdan alınmış verilmiş mavi vatan haritasıdır ve o harita ee, de şolsa da verdi. Şimdi bu benim için tabii ayrı bir şeref. Yani yedi ceddime yeter benim hep onu söylüyorum. <laughs> çok mutlu oldum ben. Yani hedef gösterilmek değil ama çok mutlu oldum. Fakat Yunanistan 16 tane haritayla da, oradan... Yunanistan 16 da, 16 tane de haritayla şunu yaptı. Dedi ki bizden sürekli önce hiç bunlar hak iddia etmiyorlardı. Bunlar kıyılarına hapsolmuş gibi kabul ediyorlardı kendilerini. Halbuki öyle bir durum yoktu. Yani 3 mile razıydılar bunlar. Sonra zaten Lozan'da 3 mil. Lozan'da 3 mil. Yani iki karşılıklı olarak üçermiş mil Sonra 1936'da Montreux vesaire Türkiye'nin Hatay meselesi filan biraz harlanınca e, Yunanistan bunu fırsat bilip biz 6 mile çıkardık. 6 mile çıkardık diyor. Sonra 1964'te sanırım Türkiye 6 mile çıkarıyor. Biz bunun hata olduğunu söylüyor. Evet, maalesef. Maalesef öyle. Şimdi çok e, hakikaten Yunanistan bu genişlemeciliğini diyor ki biz bu adalara sahipken diyor. Şimdi başladılar diyor. Önce yukarıdaki adalar silahsız, silahsızlandırılacak. Gayri askeri statüde olacak dediler diyor. Halbuki zaten olması gereken adalar. Hı hı. Sonra aşağıdakilere başladılar diyor. Sonra ya bu adaların egemenliği de size devredilmemişti diye başladılar diyor. Bunlar diyor bu 16 tane harita özü bu ve diyor ki bizim diyor 12 bin hakkımıza da karşı çıkıyorlar diyor. Biz burada diyor 12 bin hakkımız var diyor. Yani o 12 bin verili haklarıymış gibi e, gidip Türkiye buna karşı çıkıyor. E, adaları silahlandır silahlandırıyoruz. Evet. Ona kızıyor. Ona kızıyoruz ve 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 çok enteresan bir şeydir. Onu söyleyelim. Şimdi 19 numaralı haritayı mı getirelim bu arada? Şimdi evet o, 19 numaralı haritayı getirelim. Bir konuyu bir anlayalım aslında. Bence evet. konuyu biraz anlamakta fayda var. Bakın. Bu 152. Herkes şunu söylüyor. Bunun altını bir kere çizelim. Efendim 20 tane adamız işgal edildi. Ne zamandan beri? 96'dan, Kardaş'tan bu yani. Evet, 2004'ten itibaren diyorlar bir de. 16, evet. 18, 14 böyle rakamlar dolaşıyor. Şimdi ben görev yaptım. Hiçbir devletin gücü yetmez Türk bayrağını bir yerden indirmeye. Türk bayrağını bir yerden birisi indirecek. Ve oraya kendi bayrağını Yunan bayrağını çekecek. Böyle bir vakayı Türkiye Cumhuriyeti tarihi henüz kaydetmemiştir. Evet. O nedenle bunun altını tekrar çizelim. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde bu tür şeyleri halkımız kesinlikle itibar etmesin. Bunlar da iç siyaset malzemesi yapılmasın. Hı. Bu çok önemli bir şeydir. Biz burada hiçbir adamızdan bizde Türk bayrağı asılı hiçbir adamızdan, hiçbir toprağımızdan Türk bayrağı bugüne kadar indirilmemiştir. Ve yerine de Yunan bayrağı asılmamıştır. Yani bu 20 adanın aslında Türkiye'ye ait olduğu ve Yunanistan aldığı gibi bir algı var. Öyle bir durum yok. Öyle bir... E, ortada kalmış adalar bunlar ama e, tabiri caizse Yunanistan bunlara konuyor mu? Ve Konu 20 ada da değil. 20 ada nereden çıktı bilmiyorum. Bu böyle cahilce konuşmalar 152 ve bunu ve yani. evet ve bunu bunu iç siyasete malzeme ediyorlar. Bakın bunlar iç siyasete malzeme edilecek konular değil. Şimdi asıl mesele 1913'ten başlar. 1913'ten günümüze kadar 1996 yılında Kardak adaları krizinden sonra hı hı. devletin yetkilileri talimat vermişlerdir. 35 kişilik bir gruba ya demişlerdir. Bunda da rahmetli Güven Arkayayı analım, önünü başına o çekmiştir. Hangi adalar Yunanistan'a devredilmemiştir? Hı hı. Bunu bir araştıralım ya adalar, bu adacıklar, evet, kayalıklar, bu kardak gibi kim bilir kaç tane var demişlerdir. Kaç yılında diyorlar bunu? 1996 yılında. Çok geç değil mi? Çok Onu sormak geç. Için. Ama 1936 yılında Muğla Milletvekili, Menteşe Milletvekili aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Şükrü Kaya bunları tespit ediyor zaten. Hmm. Çünkü o Lozan Görüşmelerine matuf. ve onun için Lozan Görüşmelerine hakim olduğu için neler konuşulduğunda bildiği için diyor ki bizim burada birçok adamımız var diyor ve o adalara bayrak dikiyor, tabela çakıyor jandarmaları koyuyor İçişleri Hı -hı. Bakanlığı olduğu için Hı -hı. bunları yapıyor ve o adalara sahip çıkıyor ama ondan sonra bu bir şekilde unutuluyor gidiyor ta ki 1996 yani yılına bizim kadar. de bir bu konuda e, özensizliğimiz bu konuda boş vermişliğimiz var. Var, var. Yani Yunanistan 1821'den beri o hedefe yürüdü diyorsunuz ama biz uzun bir sürede buraya kör kalmışız yani. Ya, tabii bakın 1821'de 1821'de ona geldim gene geliyorum. Kıbrıs göz diken Yunanistan daha yeni kendini kurtarırken 1831'de Osmanlı Kıbrıs'taki Hristiyanlara Yunan vatandaşı olma hakkı veriyor biliyor musunuz? Bakın bilinçsizlik daha ta oradan başlıyor. Olay aslında bu çalışma iki senede tamamlanıyor. İki senede tamamlanıyor. Kaç kayalık çıkıyor? 152 ya ada. ada adacık kayalık grubunun bu 152'de olur, 200'de olur, 300'de. Çünkü ufak tefekler de var bunlar arasında. Yani aslında bunlar küçük küçük yerlerde değil bir e, şehirler sanıyorum kurulmuş, bir kısmı. kurulmuş, He. bilmem neler kurulmuş bunlar. Ama bu uluslararası hukukta bunları yapmış olmaları onların hakimiyetine geçtiğini göstermez. Çünkü anlaşma esas, anlaşmayla devredilmiş olması Hı -hı. lazım. Şimdi anlaşmayla devredilmediğine göre bizde kalmış durumdadır. Sahipsiz hiçbir ada adacık kayalık da yoktur aslında Hı -hı. Adalar Denizi'nde. Şimdi 152 ada, adacık, kayalık grubu tespit ediliyor. 1998 yılında zamanın Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel çıkıyor. Bu zikrediyor. Şu kadar ada, adacık, kayalık Yunanistan'a devredilmemiştir diyor. Bu konu önemlidir diyor. Ama her ne hikmetse o günden bugüne bu 152 ada, adacık, kayalığın isimleri açıklanmıyor. Hmm. Açıklanmadığı için de her gün Yunanistan çivi üstüne çivi çakıyor oralara. Hmm. Ve Yunanistan diyor ki burası bizimdir. İşte bunlar temel olarak şu morla gösterilen adalardır. Yerlerde oralardır. Yerlerdir. Ada hmm. adacık kayalık gruplarıdır. Peki bunları çıkarmak mümkün mü şimdi? Tabii, tabii. Yani hayır hukuki olarak mümkün. Hukuki olarak mümkün. Zaten Bakın ben bir askerim ama her zaman söylüyorum. Benim ağzımdan hiçbir zaman askeri tedbir kullanalım çıkmaz. Çünkü ben aynı zamanda bir akademisyenim. Hukuk ve diplomasi de elimizi güçlendirenler ne? Güçlendirecek olanlar ne? İşte bakın bunu ortaya koyacak Türkiye. Türkiye diyecek ki gel önce bunu konuşalım. Neden demiyoruz? E ben de onu anlamıyorum. Ben de onu anlamıyorum. Herkes egaydak egaydak diyor. Yunanistan'a devredilmeyen ada adacık kayılıklar diyor. Kimisi coğrafi formasyon diyor. Ama hangisi olduğunu ne oradaki fırkateyn komutanımız biliyor resmi olarak, ne uçaktaki pilotumuz biliyor resmi olarak, hı hı. ne de sivil gemicimiz biliyor resmi olarak. Buradan nasıl geçeceğine dahi karar veremiyor. Yani o morla gösterilen kayalık adacıkların bazılarında yerleşim mi var, yunan var, tabii yerleşimi var. mi var? Belediyeler yani? var, şehirler var, kurulmuş ama bu, bu şu demek değil uluslararası hukuka göre. Efendim oraya şehirler kurulmuşsa artık onundur. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunlar konuşulması, görüşülmesi, halledilmesi gereken konulardır. Ee, söz konusu ada kayacıkların sayısı şu anda 20 mi? Ee, 152. 152'si ama şu anda dolu değil. Boş bir kısmı herhalde. Ee, bir, bir kısmı boş. Hı. Bir kısmı boş. Şimdi bu boşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Ben bu görevi yaptım. 2004 yılında gayrimenkul olan adalara hiçbir şey olmayan adalara bir şeyler çakıldı, bir şeyler yapıldı diyenler varsa, iddia edenler varsa bu yalandır. Hmm. 2001 yılından itibaren hiçbir adaya hatta 2002 diyelim hiçbir adaya bir tane eee şeye yani şöyle daha önceden karakolu varsa yanına bir tane kulübe yapmıştır. Hmm. Ama meskün olup da hiçbir yapı olmayıp da bir şeyler konu ilk defa konulmuş olan yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Neden 2002'nin ne, nasıl bir önemi var? çünkü çünkü neden söylüyorum? Bunu özellikle söyleyenler diyor ki 2003 2004'ten sonra bunlar yapıldı. Adalarımız Hı. işgal edildi. Adalarımız teslim edildi. Ya bunlar bir kere bunlar siyaset, iç siyaset malzemesi yapmayın bu konuları diyorum ben. Ben siyaset üstüyüm. Zaten iç siyaset malzemesi yapıp o iktidara vuracak, bu muhalefete vuracak, bu binne, geçmişe suçlayacak, bu geleceği suçlayacak, bu şimdi. Bunlar o mesele değil. Yunanistan kadar kararlı olalım. Yunanistan kadar kararlı olalım ve doğruyu da bilelim. Bu 152 ada adacık kayalık grubu 1913'ten günümüze sarkan bir konudur. Ve bu Ege'de Adalar Denizi'nde temel sorundur. Peki siz diyorsunuz ki e, Yunanistan'da bizim aslında sorunumuz yok. Yunanistan'ın talepleri var. Evet. Değil mi? Evet. E, bunları biz kimlerle müz müzakere edeceğiz o zaman? Şimdi burada eğer Yunan bunu bu, bu konuyu bir bu sadece bu konu. hem bizim için tek sorun vardır. Bu. bu. Başka hiçbir sorun yoktur. Bakın yani ne e, Karasuları, kıta vesaire. Bizim hiçbir sorunumuz Kıbrıs hatta hiçbir e, sorunumuz yoktur. Neden? Bakın şimdi şimdi 22 açabilir mi? Bir pardon. 21 açabilir miyiz? Bu bu Egeidak dediğimiz egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmemiş ada adacık kayalıklar dediğimiz sin karasuları 11.770 kilometre karedir. Serap Hanım, Trakya'nın yarısı kadar. Trakya'nın yarısı kadardır bu. Hiç küçümsemeyecek bir alandan bahsediyoruz. Evet. Bu öyle kenara köşeye atılacak bir konu değildir. Değildir. Peki 12 hiçbir sorunumuz yok dediniz Karasu ile ilgili ama Yunanistan az önce söylediniz ya ben 12 ile çıkaracağım diyor. Siz de diyorsunuz ki Türkiye 3 milden 6 mile çıkararak hata yaptı. Neden hata? E, şimdi o, bu. şimdi onu ben biliyorum. Evet onu, onu söyleyeyim ben. şimdi. Çünkü biz Yunanistan ya neyse siz <laughs> 20 27'yi açabilir miyiz mümkünse? 27'de Biliyoruz için soruyorum. Biliyorum. Şimdi bakın 1923'te Lozan Anlaşmasında Karasoları 3 mil. Şu mavi alanlar, şuradaki mavi alanlar açık deniz alanları. Halkımız şu açık deniz alanını şöyle algılasın. Şimdi, Kürşat Bey, sizin bir eviniz var, evet. apartmanınız var. Evet. Benim de bir apartmanım Yok ama inşallah. İnşallah. Yani öyle o evet. ben, ben de öyle umuyorum kendim için. Şimdi ikimizin de apartmanı var. Evet. Şimdi bu apartmanın şurasında iki, benim çitim var. Bahçe sizin de, yaptınız. Bahçe. Sizin de burada çitiniz var. Tamam. Burası da belediyenin arsası. Yol var vesaire. Belediyenin arsası. Evet. Şimdi bu çitin içerisinde bu apartmanın çocukları oynuyor. Benim apartmanın çocukları. Hı hı. Sizin çitinizin içinde de sizin apartmanın çocukları oynuyor. Evet. Ve buraya da her iki apartmanın da çocukları çıkıyor buralara bu mavilere. Onlar da oynuyorlar. E top oynuyorlar. Siz, top siz top şimdi oynuyor. çiti alıp da kendi çitinizi tam o işte belediye alan ortasına çekseniz sorun değil mi bu? İşte o zaman ne oluyor biliyor musunuz? ben Yunanistan olarak hı hı. çiti alıyorum, buraya getiriyorum. Evet. Şimdi buraya getirdiğim zaman artık bu alanlarda çocuklar oynayamıyor. O çocuklar kimler? Bakın hikayeyi de anlatayım. 1923'te 3 mil Lozan'da, 1936'da biraz önce Kürşat Bey'in ifade ettiği gibi Montro var, Hatay, Hatay var. meselesi var. Ve Yunanistan yine fırsatçı. Hani Venizelos, Atatürk dostluğu falan. Hiç kanmayın, romantik olmayın, gerçekçi olun. 1936'da 3 milye çıkartıyor. 6 milye çıkartıyor. 6 milye çıkartıyor Evet. Ve gördüğünüz gibi buralarda açık deniz alanları kapanıyor. Hı hı. Türkiye Türkiye ne yapıyor? Bu arada şunların da biz bunları mavi olarak gösteriyoruz, mor olarak, egaydak olarak gösteriyoruz ama Yunanistan diyor ki burası benim. Durumun vehametine bakın aslında. Burayı da Yunanistan gibi düşünürseniz durum şimdi bile çok kötü. Şimdi Türkiye'de 1964'te do... Atatürk diyor ki siz çıkartmayın diyor. Siz Lozan'a sadık kalın diyor. Lozan'a sadık kalın zamanı gelince biz bunu halledeceğiz diyor. Ama 1964'te aklı evvel birisi çıkıyor mütekabiliyet diyor, mütekabiliyete göre ben de altı mile çıkardım diyor. Şimdi altı mile çıkınca, altı mile çıkınca ne oluyor? Lozanı ben bozmuş oluyorum. Şimdi zannediliyor ki halkımız gene şunu zannedebilir. Ya onlar on iki mile çıkarsa, altı mile çıkarsa biz de, biz de çıkalım. Ama öyle değil. Burada şunu, şu ayrıntıyı evet. yapalım. Ee... Kara sularını çıkarmaktan bahsediyor Kara değil Kara sularını mi? çıkarmaktan bahsediyoruz. Kara suları da kıta sağlığını ve münhasır ekonomik bölgeyi etkileyen bir şey. Çünkü neden? Çok dar deniz. Evet. Yani biz çıkardığımızda o kadar faydalanamıyoruz. Onlar çıkardığında bizim 3 katımız, beş Çünkü katımız neden? faydalanıyor. Çünkü neden? Şimdi şöyle duruyoruz ya. Burada, burada Kürşat Bey'in çiti var. Ben şimdi bu çitin ötesine, yani bu adanın ötesine geçemiyorum. Şurası da iki mil. İki mil. Burada kara, sulu, kara, suyu en fazla zaten ortadan bölünüyor. 1 mil oluyor. 1 mil. Burada üç beş mil. Burada ortadan bölünüyor. Üç mil. Yani ben istersem on iki mil diyeyim. İstersen iki yüz mil diyeyim. Bu ada önümü tıkıyor benim. Onun için Türkiye kara suların arttırılmasından hiç faydalanamıyor. Şimdi Hatta bakın, tabii oran veriyorsunuz. Siz tabii. isterseniz aklınızdaysa evet. Ha. Tabii. Bakın. Burada varmış zaten. Biz Türk kara suları üç milken deniz alanının Adalar Denizi'ndeki Yüz, deniz alanının yüzde, beş. yüzde sahibiz. 6 bile çıkarttığımızda yüzde yedi oluyor. Evet. Ama Yunanistan yüzde yirmi bir nokta şunu da hariç tutuyorum hala. Egeidaklar bizde diyorum. Egeidak ayrı diyorum. Yüzde yirmi bir nokta bile çıkınca yüzde otuz alıyor. Siz şunu mu dediniz az önce yarım kalan cümlenizde? Eğer biz Lozan'a sadık kalırsak karşı taraftan da bunu talep edebiliriz. Şimdi onu söyleyeceğim. Çok önemli bir şey. Şimdi bakın 12 mile çıkınca biz de 12 mile çıkarttık. Yüzde 7.55'ti. 12 mil olursa bizim... Bir puan kazandık. E, Yunanistan 32. 22 32. 22. 32 On da buradan yüzde evet. 72 ediyor. Yani bu deniz alanının %72'sini %72'sini Yunanistan sahipleniyor. Geriye Peki, Yunanistan bunun için mi sürekli biz 12 mille çıkaracağız. Yani Tabii, Türkiye de gitmeye pay... mi çalışıyor bunu. Evet. O zaman pay... zaten paylaşılacak bir yer kalmıyor. Münhasır ekonomik bölge ve kıta sağlığı kalmıyor. Evet. Şimdi o nedenle durum şuna dönüşüyor. İşte şurası. Yani benim uçaklarım, gemilerim artık burada tatbikat yapamazlar. Benim uçaklarım, gemilerim burada Yunanistan'ın müsaade etmesi haricinde geçemezler. Karşılıklı olarak 12 mil olsa o, evet, haritası bu. Evet, evet. Ve 12 mil, 12 mil ile de hiç takılmayalım. 12 mil olursa benim burada hiçbir tatbikat yapamayacağım gibi, hiçbir eğitim yapamayacağım gibi, burayı kullanamayacağım gibi, burası bir Yunan gölü olacak balıkçıların da balık avlayamayacak. Yat yattakiler yatlarıyla geçemeyecekler Yunanistan'dan izin almadan. Her şey bize kapanacak. Peki, çok altı e, 6 mil şu anda e, evet. yani e, yasal olarak ya da hukuki olarak 6 mil. Üç e, 3 mile dönmek mümkün mü? Hani Lozan'a dönelim diyorsunuz Şimdi yani. şöyle, bu bir kanun. E, hatta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bile halledilebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Şimdi bizim burada şu kararı almamız lazım diyorum. Biz şimdi burada bir kere şunu hiç kimse bizim önümüze getirmesin. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi efendim 12 mil hak veriyor. Hayır 12 mil hak vermiyor. 12 mile kadar yükseltebilir diyor. Bu birincisi. Ama Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni biz imzalamadık. Bu bir. İkincisi Adalar denizindeki statü her iki devletin imzalamasıyla Lozan Anlaşması ile belirlenmiştir. Atatürk çok haklıydı. Burada esas Lozan, Lozan'ı bozmayın demişti. Onun için Türkiye tek geçerli anlaşma, buradaki statüyü belirleyen anlaşma Lozan Anlaşması olduğu için Türkiye Lozan statüsüne dönülmesini talep etmelidir. Türkiye farkında mı? Türkiye farkında değil. Bunu, bunu ben işte gündeme getiriyorum. Bu çok önemli bir konudur. Bunu işte yazdığım kitapta, görevdeyken yazdığım kitaplarda da belirttim. Lozan'daki 3 mil söylenmelidir. Bırakın Yunanistan'ın karasolarını arttırması talebini konuşmayı. Eğer bu karasoları konusu konuşulacaksa 3 mil konuşulmalıdır. Lozan statüsü konuşulmalıdır. Hatırlarsınız... 2019'da yanılmıyorsam Sayın Cumhurbaşkanı şeye gitmişti Yunanistan'a gitmişti ya 2018 ya 2019 tam hatırlamıyorum evet, hayır, hayır, tarzı. şimdi orada bir tartışma olmuştu Yunan Cumhurbaşkanı ile Lozan değişemez demişti Lozan'a kimse do dokunamaz demişti Yunan Cumhurbaşkanı evet. ben de demiştim ki ha işte Doğru. fırsat tam bu e evet, tam fırsat mı o zaman 3 milyon yapalım peki şunu merak ediyorum bu bu ee, çaba Final ne için? Çünkü aslında e, biz genel olarak Yunanistan'la bu gerilimler olsa da hem NATO müttefiki olduğu için hem de aslında aynı ölçekte ülkeler değiliz. Yunanistan'ı bir güvenlik tehdidi olarak algılamıyoruz. Evet. Ama bu üsler Amerika ile birlikte bu işbirliği e, amaç burada sadece Doğu Akdeniz'deki kaynaklar mı? Bu bulunan kaynakların paylaşımı konusunda Türkiye'yi saf dışı bırakmak mı? Yoksa Yunanistan e, Yakın vadede Türkiye için bir güvenlik tehdidine dönüşebilir mi? Şimdi şöyle, e, konjonktür çok e, tehlikeli. Bu, bunu ben başından beri e, bu, bu, söylüyorum e, kendi gücüm yettiğince. Bugünkü konjonktür. Bugünkü konjonktür çok yani, tehlikeli. Suriye'yi de katarak mı Suriye'yi de katarak. Bunun öncesinde aslında ben bu Rusya-Ukrayna savaşında hedefin sadece ne Ukrayna ne Rusya olduğunu aslında Türkiye'nin de hedefler içerisinde olduğunu söylemiştim. Ondan endişe ediyorum demiştim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde, Batı'da Rum ve Ermeni ve FETÖ lobilerinin etkisiyle Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması kampanyası var. Ve biraz önce de konuştuğumuz gibi Yunanistan'ın aslında Doğu kanadında, Doğu cephesinin Yunanistan'a çekilmesi. Evet. Yani o bölge NATO'nun doğu kanadının Yunanistan'a çekilmesi gibi bir durum söz konusu. Ama bildiğim kadarıyla bir üye ülke kendi istemezse çıkarılamaz. NATO'dan bir, çıkarılabilir mi? Böyle böyle bir durum şöyle. Bu aslında egzersiz edilmiş, pratik edilmiş bir konu değil. Böyle bir hüküm de yok aslında. Şimdi durum şu, durum şu. Senaryoyu şimdi söylüyorum. Onun için ben bunu bu Fransa ve Amerika ile savunma işbirliği anlaşması yapıldığında da haykırdım. Dedim ki dikkat edin. Dikkat edin çok tehlikeli bir durum geliyor dedim. Yunanistan sularını arttırmaya kalkıyor, kalkacak dedim yakında. Ve Türkiye'yi çok zor durumda bırakacak dedim. Şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşı biraz bunu e, ertelemiş olabilir. Azıcık ertelemiş olabilir ama azıcık. Ama bu Yunanistan'ın hırçınlığını ve Yunanistan'ın bir malzeme olarak kullanılmasını daha elverişli hale getirdi Aslında hmm. Rusya Ukrayna Savaşı hmm. şimdi bir de tabii e, şu da var yani e, iyi kötü Türkiye Rusya ile şu anda münasebeti olan bir ülke tabi değil mi tabi şimdi bunu da kullanmaları mümkün tabi tabii. yani çok biz, önemli NATO e, Rusya'ya karşı e, sen onunla aran iyi e, böyle olmuyor deme ihtimalleri de var tabi şimdi şimdi bakın şimdi senaryo için. Şöyle, herkes bunu çalışması lazım devlette, de herkesin çalışması lazım. Halkımızın da uyanık olması lazım. Böyle afaki, böyle romantik, böyle sloganik laflarla, NATO'da ne işimiz var, NATO'da şöyle var, bilmem ne var. Ya devlet aklı her şeyi artısıyla, eksisiyle çok uzun vadeli düşünmek zorundadır. Biz bir kere bu NATO'ya nasıl girdik? NATO'ya bizi pat diye almadılar. Biz iki kere reddedildik kapısında. NATO'nun. 1949'dan 52'ye kadar yalvardık, yakardık. Çünkü bizi Rusya tehdit ediyordu 1947'den beri. Boğazları, Kars'ı Ardahan'ı istiyordu. Bize ultimatom verdiler. Şimdi bazıları diyor ki, efendim yok öyle bir şey. Şimdi diyecekler vardır Rus Rus muhipleri. Hayır. Kesinlikle bu bütün kayıtlarda vardır. Stalin'de, e, Molotov'da, Türkiye'den resmen istemişlerdir. Hatta ona da gerek yok. 1946-47'de Potsdam, Yalta ve 2. Dünya Savaşı'nın hemen hitamında Türkiye'nin cezalandırılması gerektiğini söylemiştir Stalin. Boğazların bizim tarafımızda, Türkiye'nin elinden alınması gerektiğini ifade etmiştir. Masada Churchill karşı çıkmıştır. Şimdi bu, NATO haritamızda bu Burada burada şu var. Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında çok dengeli bir politika gidiyor. Tam bir cumhuriyet politikası gidiyor. Onun için de zaten herhalde alkışlamak çok... lazım. Yani. Evet, i̇ktidarıyla, muhalefetiyle bu milli politikanın arkasında evet. herkes. Çok dikkatli gidiyor. Şimdi fakat bu bu dikkat aslında batıyı rahatsız ediyor. Özellikle Amerika'yı ve bunu kullanmak isteyen Yunanistan'ı her halükarda Türkiye düşmanlığı yapan Yunanistan'ı Yunanistan'ın eline bir koz veriyor. Neden? Diyor ki ya biz bu Rusya'ya her türlü yaptırma, çeşitli yaptırımlar uyguluyoruz. Türkiye bu yaptırımlara katılmıyor. Biraz önce Rus gemisi örneğin vermiştiniz. Evet, evet, şimdi mesela burada bir Rus gemisine el koydu Yunanistan. Dedi ki ben yaptırımlara katılıyorum, Rus gemisine el koydum. Ve Türkiye şikayet etti. Dedi ki Türkiye bu boğazlarından geçen gemilere bilmem neye el koymuyor... Ama ben el koyuyorum bak dedi. Türkiye yaptırımlara uymuyor dedi. Evet. Türkiye bir NATO müttefiki nasıl bir NATO müttefikidir dedi. Bunu Ruh, Amerikan Dışişleri Bakanı da Yunanlı gazeteciler de sık sık soruyor. Savunma Bakanına soruyorlar, Biden'a soruyor. Bir kampanya yürütülüyor yani Türkiye aleyhinde. E, bu e, belki biraz sonra gireriz ona ama İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmek istemesi ve Türkiye'nin e, bir şekilde bir sürüncemede bırakması işi veto etmesi en azından şu anda. Bu söylediklerinize herhalde katkı yapan bir şey. Tabii şimdi bakın birincisi bu. Rusya, Ukrayna. İkincisi Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme girişimleri ama Türkiye'nin burada kendi güvenliğini, kendi bekası için bir takım taleplerde bulunması, garantiler alması ve eylemlerde bulunması istemesi kadar normal bir şey yok. Onu da onu da gene Yunanistan ve diğer devletler işte bazıları Türkiye'ye karşı bir fırsat olarak kullanıyorlar. NATO'nun hatta şöyle bir söylemde bulundular. Amerika'da yazlar. Amerikalı senatörler bunu söyledi. Bunu da Amerikalı senatörlerin arkasında da gene FETÖ, Rum, Yunan ve Ermeni lobileri var. Bunların hep adamları aynı. Onlar çıktı dedi ki Türkiye'nin yapısı NATO'nun dokusuna NATO ya uymuyor. Uymuyor. Yani bunu yolunu mu yapıyorlar çünkü. Tabii yolunu yapıyorlar. Şimdi bakın. Çıkarmak için. Evet, yolunu yapıyorlar. Şimdi bunlar hep böyle söyleniyor, söyleniyor, söyleniyor. Bu 16 tane harita dağıtılması. Hı, hı. Benim mavi vatan haritamın Biden'a ve eee verilmiş oldu. olması. Bu neye geliyor biliyor musunuz? Bir zemin oluşturuluyor. Şimdi nasıl Sayın Cumhurbaşkanı Suriye'ye müdahale için bir zemin oluşturuyorsa devlet ya biz haklıyız. Bak buraya müdahale edeceğiz. Şöyle. Evet. Aslında haber vermek için yapmıyor onu. Uluslararası bir hukuk zemini oluşturmak için yap yapılıyor. Bu devlet politikasıdır. Şimdi bunlar da onu yapıyorlar. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? En büyük korkumudur. Bizim 1995 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararımız eğer mümkünse yans 34'ü açalım. 34. 34. 34'ü. Evet. Şimdi 34. slaytta göreceğiz. Bizim 1995 yılı kararımız aynen şunu diyor. Deklarasyondur bu. Alkışlarla Kamer Genç o zaman meclis başkan vekili olarak bunu e, sunmuştur. Ve alkışlarla kabul edilmiştir. Partilerin ortak deklarasyonu Ortak bu. deklarasyonu. Çünkü orada diyor ki bazıları... Efendim oylama yapalım. Oylama yapılmasına gerek yok. Herkes ayakta alkışladı. O zaman kabul edilmiştir hı hı. dedi. Ege'deki kara sularını bakın 12 mil değil. 12 mil bir algı. 12 mil değil. Kara sularını 6 milin üst ötesine çıkarma kararı almayacağını ümit ederek eğer alırsa da 6 milin üzerine diyelim ki 6.5'a çıkardı. 7'ye çıkardı. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne askeri bakımdan gerekli görülecek olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerinin verilmesine ve bu durumun Yunan ve dünya kamuoyuna dostane duygularla duyurulmasına karar verilmiştir diyor. Ya ben bütün milli güç unsurlarını kullanırım diyor. 6 milin üzerine çıkartılması durumunda. Şimdi burada bir takım diplomatik, ben bunları yaşadım biliyorum. Şimdi halkımıza 12 mil, 12 mil, 12 mil deniliyor. Ya öyle bir şey ki, öyle bir şey istiriliyor ki. Ya 8 mil olursa Bak 12 mile çıkarmadı. Hmm. 10 mil olursa bak 12 mile çıkarmadı. O zaman bu işi yutalım. Halbuki... Şu anda sınır aslında 6 mil. 6 bizim mil. Için. 6 milin üzerine 1 santim bile çıkamaz. Hatta diyorsunuz ki 3, 3, 3 mile 3 çekilmesi e, lazım. Gerekiyor. 3 mil. E, Ve 1 mil... E, Kürşat Bey, 1 mil arttırmak... 1 mil arttırırsa Yunanistan... O ortak alan var ya... Evet. %13'ünü alıyor. Evet. Ee, şu adaların silahsızlandırılması Yunanistan'ın e, çünkü artık ayan beyan ortada silahsızlandırıldı. Evet. Çünkü oradaki silahların e, Rus olanlarının bir kısmı Ukrayna'ya gönderildi. Ve zaten bu Yunanistan'da da demek ki orada silahlarımız varmış diye tartışıldı, konuşuldu. Evet. Ee, silahsızlandırmayla e, e, askerden arındım. ya yani bunlar nasıl farklı kavramlar? Evet. Çünkü burada da bir karmaşa var herhalde. Evet. evet. E, bu çok önemli bir e, Bilmiyorum slayt var mı? Evet. 37'yi açabilir miyiz? 37. Ben orada ifade edeyim. Efendim bu iki kavram çok önemlidir. Ben burada devletin silahsızlandırma diye ifade ettiği her terimin bir daha kullanılmamasını kullanılmamasına e, gerektiğini söylüyorum ve burada Devleti yönetenlere çağrı yapıyorum Silahsızlandırılmış statüde Değildir bu adalar Bu adalar gayri askeri statüdedir Demilitarize de. De Disarmament değildir Lozan barış anlaşması da çok açıktır Paris barış anlaşması da çok açıktır Çünkü Gayri askeri statü Gayri askeri statü silahsızlandırılmayı da Kapsar Hem silahsız olacak hem askersiz olacak Demektir ama silahsız olacak, silahsızlandırılmış sadece silahsız olacak demektir. Hmm. O da ağır silahsız olacak demektir. Halbuki gayri askeri statü bu 23 tane adadır. 23 tane ada. Evet. Bu gayri askeri statüdeki adaların hepsi şu anda statüsü bozulmuştur. Mesela silahsızlandırılmışta efendim bir tugay asker, bir tümen asker getirirsiniz. Bunlara hafif silahlar verirsiniz. Bu silahsızlandırmayı bozmaz. Ama gayri askeri statüyü bozar. Bozunca ne oluyor? Yani Türkiye o... ne diyebiliyor? Ne yapabiliyor? Şimdi bu da benim tezimdi. Yani benden önce yazmış olan da hiç şahsamadım ben. O kitapta yazdım ben de bunları. Daha senelerdir de söylüyorum. Diyorum ki bu 23 adanın egemenliği gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilmiştir. O da nedir biliyor musunuz gayri askeri statü? O da çok açıkça yazar. Paris Barış Anlaşması'nda da çok açıkça yazar asayişi sağlayacak bir mühpreze jandarma eri. Hmm. Onun dışında hiçbir şey bulunduramazlar. Hiçbir şey bulunduramazlar. Tepesinden savaş uçağı geçemez. Askeri gemiler gelip liman ziyareti yapamazlar. Yanaşamazlar. Yanaşamazlar. Ama siz buna silahsızlandırılmış derseniz o zaman bunların üzerinden uçak da geçer, gemiler de Gemi gelir, de tümen asker de koyarsınız falan da koyarsınız. Şimdi egemenliği bu şartla devredilmiştir. Eğer bu statü bozulduysa egemenlik devir şartı çok açıkça ortadan Bugün, kalkmıştır. Bugün e, Sayın Erli Çavuşoğlu tam da bunu söyledi. Evet. Bu ihlal ediliyor dedi. Eğer buna devam edilirse yani Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği de tartışmaya açılır dedi bugünkü basın toplantısında. Evet. Şimdi bu, bu çok önemli. Ben şimdi bazıları diyecek ki şimdi bu kitapta bu kitap Türk Tarih Kurumundan çıkmış Yunanistan talepleri kitabı. Hı hı. Ben bunu e, görevdeyken yazdım. Görevdeyken yazdım ve e, bütün gelirleri de Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na bağışlanmıştır. Onu da belirteyim. Ve e, Türk Tarih Kurumu'ndan herkes alabilir. Çok da satılsın, çok da okunsun diye şu anda 10 lira gibi bir fiyattan satılıyor. Ve İngilizcesi yapıldı. Şu anda İngilizcesi de yapıldı. Burada aynı cümleler vardır. Aynı cümleler vardır. Şimdi bu konu çok önemlidir. Ben Dışişleri Bakanı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki söyleminin çok yerinde olduğunu ve gecikmiş olduğunu ifade ediyorum. Yani keşke daha önce yapmış olsaydık. Keşke 1960'lardan itibaren bunu yapmış Hangi olsaydık. Hangi açıklamaları kastediyorsunuz? Cumhurbaşkanı şey demişti egemenliği artık, e, e, egemenliği tartışmalı hale gelmiştir egemenliği. dışişleri konuş... Bakanı'nın bir... Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Evet. Ama bunlar bunlar biliyorsunuz bu adaların silahlandırılması ve askerleştirilmesi 1960'tan başlıyor. Hı hı. Ve 1975 yılında, 1976 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler'e müracaat ediyor. Diyor ki bu bana güvenlik tehdididir. Meşru müdafaa hakkını kullanmak zorunda kalırım. İhsan Sabri Çağlayangil zamanında hem de. Şimdi ben buradan gene az önceki senaryoya dönmek istiyorum. Yani Türkiye için nasıl bir tehdit olabilir? Dediniz ya Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması için bir kampanya yürütülüyor ve bunun zemini hazırlanıyor. Evet. Çünkü bunun daha önce bir denenmişi yok yani bir üye ülkenin çıkarılması konusunda. Eğer hedef buysa sonrasındaki ya bir sonraki yani sizin teziniz bu, senaryonuz bu. O zaman Türkiye'nin NATO'nun dışına çıkarılması neden hedefleniyor? Şimdi şöyle bir kere nasıl çıkar konusuna ge gelelim. Hani birileri çıkartalım teklifinden ziyade bunun pratik bir e, senaryosu var bence. O da Yunanistan'a karasolarını arttıttırma. Türkiye zorlanır mı buna yani? Ta, Çıkmaya zorlanır mı? Türkiye Türkiye o zaman mutlaka askeri güç kullanmak zorundadır. Ha. Tartışmasız askeri güç kullanmak zorundadır. Yani Türkiye'nin bunu sinesine çekmesi kabul edilemez. Yani o zaman da Türkiye'nin harekete geçmesini bir gerekçe göstererek Türkiye aleyhine aynen bir öyle. adım atılması. Aynen öyle. Ediyorsun. Aynen öyle. Bu, bu bence önümüzde yazılı senaryo budur. Peki. Ve bu, bu, buraya doğru gidiyor. Bu bu kadar cesaret bulma, bu kadar Türkiye'ye düşmanlık yapma. Türkiye'de hiç kimsenin hiç kimsenin hiçbir bugüne kadar Yunan toprağında gözü olduğuna dair bir emare var mı? Megali iddia ortada. Yani onu hepsi söylüyorlar. Hatta bakın Yunan Başbakanı Mitsotakis Biden'a ne dedi biliyor musunuz? Herkes kaçırdı bunu. Bunu hiç kimse unutmasın. Dedi ki Kıbrıs Helenizmi yani Enosis demektir. Yani Megola İda demektir. Adanın Yunanlaştırılması ve Yunanistan'a bağlanması. 1828'de çıkmıştır bu. Bu Kıbrıs Helenizmi 48 yıldır acı çekiyor dedi. 1974'ten beri. Bizi bundan kurtarın, bu Kıbrıs meselesini çözün dedi. E, Miçotakis'in e, İstanköy ve sanırım Keçi Adası'ydı herhalde. Evet. Oraya gidip daha iki gün önce e, orada poz vermesi, işte bayrak göstermeleri falan hep bunun tahriimi. Bunun tahriği. Tabii şimdi o ada, Keçi Adası Yunanistan'a devredilmemiş adacık kayalıklardan bir tanesi. Herhalde 8 kilometre. 8 önümüzde mi? zaten evet, duruyor. Evet. Hemen önümüzde duruyor. Ve bu keçi adasına bayrak bayrağı da çizmişler tahrik ediyor. Diyor ki evet. bak burası benim diyor. Şimdi fakat benim çok enteresan bir şeyim var. Çok üzülüyorum ben buna. Niye bizim devletimiz çıkıp da orası Egeidak'tır demiyor? Evet. Niye tam, demiyor? Evet. Ya bunu de. hareket icra etmek gerekmiyor. Sen bunu söyle uğraştın. Burası Yunanistan'a bırakılmıyor yani. yani tabii, Yunanistan'a tabii, Çok Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye, Türkiye adası. Devredilmesi ise aslında Türkiye'nin. Ama biz demiyoruz ki kardeşim bu adalara asker çıkartalım, bu adalarda savaş yapalım falan demiyoruz. Bu bir hukuk savaşı. Bu bir hukuk savaşı. Bak kardeşim burası, buralar sana devredilmedi. Gel bunu konuşalım demek lazımdır. Bunu ortaya koymak lazımdır. İsimlerini ortaya koymak lazımdır. Bırakın biraz da onlara uğraşsın demek lazımdır. Şimdi 1900 şuraya hı, ben de tam bunu isteyecektim. Bakın. Hı. Başka bir şeyi daha buradan ilk defa söyleyelim. Bu kitapta yazdım ama ben e, birkaç sene önce ama burada bunu tekrar söyleyelim. Şimdi şuradaki bu adalara biz Menteş Adaları diyoruz. Yani Muğla eski Muğla Adaları hı hı. ve Meis Adası. Bu Menteş Adaları ve Meis Adası 1912'de aslında şart e, 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 geçici olarak İtalya'ya verilmişti ama birinci Dünya Savaşı çıkınca bu adalara İtalya kondu devre geri vermedi bize vermedi ve 1923 Lozan anlaşmasında da bu adaların İtalya'nın olduğu kayda geçirildi 1947'de bu adalar Türkiye'nin masada olmadığı Paris Barış anlaşmasıyla Türkiye'nin masada olmadığı Paris Barış Anlaşması'yla bu adalar alındı, Yunanistan'a verildi. Şimdi bakın, diyeceksiniz ki e, bizim değil ada. E, Yunanistan'a verilmiş olabilir. İşte burada çok ciddi bir hukuki gücü vardır Türkiye'nin. Bunu kullanması gerekir. O da nedir biliyor musunuz? Biz Kıbrıs meselesine nasıl dahil olduk biliyor musunuz? Kıbrıs meselesine nasıl dahil olduk? Herkes şunu söylüyor. Garantör olduk. Garantörüz çünkü biz. Biz garantörüz. Onun için dahil. Hayır. Biz Kıbrıs meselesine Büyük Atatürk sayesinde dahil olduk. O da nasıl? Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafı. Mealen şunu söyler. Der ki, bu anlaşmaya söz konusu olan topraklar, yani Osmanlı toprakları, Osmanlı topraklarının şimdiki ve gelecekteki kaderleri Atatürk bunun için o kadar bastırmıştır ki, ya bugün olmaz da yarın bir şey olur. Bu devlet güçlenir. O zaman biz buralarda söz sahibi olalım demiştir. Bu statü, bozu, statü bozulmasın demiştir. Yani nasıl 3 mili Atatürk bozdurmadıysa. Öngörü zaten hocam. Ya, yani müthiş bir şey. Yani düşürüyor. tekrar minnetle, şükranla yad ediyoruz, anıyoruz. Evet. Yani gerçekten Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafı şunu ifade ediyor. Atatürk'ün büyük zorlamasıyla görüşmeler inkitaya uğruyor. Görüşmeler duruyor bu tartışmalardan. Diyor ki bu toprakların şimdiki ve gelecekteki kaderi ilgili devletlerce belirlenecektir. İlgili devlet her halükarda Türkiye. Osmanlı'nın halefi olarak. Hı hı. Ve o bölgedeki devletler. Biz Lo Kıbrıs meselesine ilk önce biz hiç Kale almıyoruz. Kıbrıs bize ne diyoruz? Kıbrıs'ta Yunanlılara bağlanmak istiyor, Rumlar plebisit yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Sadece bizim orada soydaşlarımız var. Hatta soydaşlarımıza kimlik verip Türkiye'ye getirelim. Ya siz o kadar eziyet çekiyorsanız noktasında. Evet. Fakat İngilizler bizi uyarıyor bakın. Diyor ki, Atatürk diyor, bunun için çok çabalamıştı diyor. Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafına böyle yazdırmıştı. Bu gelecekteki kaderleri ilgili devletlerce belirlenecektir demişti diyor. E burası şimdi... Bunlar bu adayı alıp Yunanistan'a bağlamak istiyorlar. Peki? Kader yeniden belirleniyor diyor. Ee, biraz önce NATO'dan çıkmak evet. çıkarılmaktan bahsettik. Ee, şimdi herhalde işin ucu biraz da e, buraya dokunuyor. Türkiye NATO'dan çıkarsa e, Kıbrıs da oradan herhalde e, NATO'ya girecek. Tabi. E, belki İsrail girecek. Bu mu hedeflenen? Tabi. Şimdi o ama şurada bunu bunu söyleyelim Tabii. müsaade ederseniz. Bu 1947'deki anlaşmada. Türkiye masada olmadığı için bu anlaşma geçersizdir. Yani ya bu adalar uluslararası hukuka deniz hukukuna göre uluslararası hukuka göre Lozan anlaşmasına göre nasıl Kıbrıs'ta biz söz sahibi olduysak, masada olduysak bu masada biz olmalıyız. Peki buna bugüne kadar bunca yıldır 1947'den beri hiç itiraz geldi mi Türkiye'den buna? Ilişkin? Hayır, gelme biz 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 bunları biz bunları hiç biz bir kere anlaşma metinlerine bakarız. Maalesef hiç zabıtlara bakmayız. Zabıtlar var tabii. De. Zabıtlara bakmayız. Ee, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi altı cilt halinde Lozan'ın tutanaklarını basmıştır. Hem de prestij kitabı şeklinde. En azından onu okumakta fayda vardır. Ve buraya bak, biz neleri kaçırdık? Egaydakları kaçırdık yıllarca. Yani 152 adadacık kaçırdık. Biz 3000'i kaçırdık yıllarca. Biz hava sahasını kaçırdık yıllarca. Biz Buraları kaçırdık. Gayri askeri statüdeki adaların egemenlik şartının... Aa, Almanya Başbakanı mesela bu haritayı gösterdikten sonra yeni açıklaması diyor ki Yunanistan hava sahasının işgal edilmesi ve Yunan adaları üzerinden uçulması ittifak ruhuna aykırı diyor Türkiye'ye ilişki. Şimdi şimdi o da o da o da yani onu da onu da söyleye, söyleyeceğim ama önce sizin sorunuza geleyim şu şart. NATO, NATO, e, NATO NATO meselesini. Şimdi biz bizi NATO'dan çıkardılar. Veya bazı bazıları belki iyi niyetle Belki de bilmeden şunu söylüyor. NATO'dan çıkalım diyor. Ben şimdi bunun içerisinde yaşadım. Türk bugün bakın en en azından İsviçre, İsveç ve Finlandiya bugün NATO'ya girişine biz veto koyuyor, koyuyoruz değil mi? Engelliyoruz. Bir takım teröristlere karşı desteklerini çekmesini istiyoruz. Binden bizim ve tezlerimiz, bizim politikalarımız doğrusunda hareket etmelerini istiyoruz, vesaire istiyoruz. Şartlar koyuyoruz ortada. E, NATO'da olmasaydık bunu nasıl koyacaktık? Tabii. Birincisi o. Tabii. İkincisi şu. Bizim, biz bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in NATO'ya girmesini engelleyen tek devlet vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye'nin NATO'da Türkiye'dir. olması. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözde Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı iki hafta önce açıklama yaptı. Bizim NATO'ya girmemizi engel tek Türkiye'dir dedi. Şimdi biz NATO'dan çıktık. Bakın senaryoya bakın. NATO'dan çıktık ve Güney Kıbrıs'ın yönetimi ertesi gün NATO'ya alındır. Neden? Çünkü müthiş bir aktördür bu Türkiye'nin başına örülecek çorap için. O da Güney Kıbrıs'ın yönetimi alındığı gün NATO'ya Türkiye bir NATO ülkesinin toprağını işgal etmiş işgalci devlet durumuna düşer. Ve NATO'nun beşinci maddesi. Yani NATO, NATO, üyesi bir devlete saldıran bütün NATO üyesine saldırmıştır. Topraklarını işgal eden bütün NATO üyesi devletlerin topraklarını işgal etmiştir. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz ilkesi çerçevesinde Türkiye'ye savaş açarlar. Türkiye'ye müdahale ederler. Bugün Suriye'de, Suriye'de biz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu batının SDG dediği PYD, PKK bilinenli uzantılarına biz şu anda bu teröristlere harekat icra ediyoruz. Kuzey Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde harekat icra ediyoruz. Onlar bu sefer demeyecekler mi bize? Sen burada uluslararası düzeni bozuyorsun. Biz böyle hesaplamadık. Biz bunlar bizim adamlarımız, bizim aktörlerimiz deyip Türkiye'ye müdahale etmeyecekler mi doğrudan? Şimdi di diyenler şu, şöyle diyor bakın Kürşat Bey. Efendim 15 Temmuz'u da yaptılar, darbeleri de yaptılar. Ama bunlar NATO için diyorsunuz. Bu, NATO Amerika için, Amerika, NATO, evet, NATO için. Evet. Ama bunlar Dolaylı dolaylı girişimler. Öbürleri Eğer direkt öteki direkt doğrudan yürüdü. olur artık. Artık doğrudan olur. Bombalar. Sırbistan'ın başına gelene bakın. Evet. Sırbistan nasıl bombalandı? Kosovayı. Koso... Kosova. Değil mi? Evet. Yani onun için çok akıllıca, çok uzun vadeli düşünmek evet, lazım. Yani elbette Müttefik gibi davranmıyorlar ve Türkiye çokça zarar gördü politikalarından. Ama yine de NATO bünyesinde Olmanın bu süreçleri yönetmede Türkiye'ye verdiği avantajlar var. Bunları bir kenara bırakamayız diyorsunuz. Bir kere bir kere Serap Hanım şu, şu özü şu. Türkiye'nin NATO üyeliği Türkiye'yi NATO'ya NATO karşı, karşı da koruyor, koruyor diyor. Evet. Tabii. Ee, Tabii. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu mu? Aslında en çok yani Batı ve Amerika Birleşik Devletleri ama en çok Amerika Birleşik Devletleri e, anladığım kadarıyla Türkiye'yi tümüyle gözden çıkardığı için mi hedefini alıyor yoksa Türkiye'ye Türkiye'yi bir tercihe mi zorluyor? Yani bu attığı adımlarla Türkiye'ye bu yönde mi baskı kuruyor? Evet, şimdi burada istenilen şeylere bakalım. Yani Türkiye'ye KASA yaptırımları uygulanıyor, değil mi? KASA yaptırımları Amerika'nın hasımlarına karşı, Amerika'nın rakiplerine karşı, Amerika'nın potansiyel düşman demeyelim de, hani düşmanın düşmana yakın, altı, heh, düşmanın bir altı olanlara uygulanıyor. Hiçbir NATO üyesi devlete bugüne kadar uygulanmamış, hiçbir Avrupa ülkesi devlete karşı böyle Avrupa Birliği üyesi devlete karşı uygulanmamış, hiçbir müttefike karşı uygulanmamış. İran'a uygulanmış, Kuzey Kore'ye uygulanmış, Irak'a uygulanmış, Suriye'ye uygulanmış. Yaptırımlar bize uygulanıyor. Ne için uygulanıyor? Sebepleri şunlar. Suriye'deki faaliyetler, Irak'ın kuzeyindeki faaliyetler, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler. Kıbrıs meselesi dediği Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına karşı çıkmamız meselesi. Onun için, onun için Türkiye eğer terbiye edilecekse terbiye şu şekilde olacak. Türkiye bölünecek. Nasıl bölünecek? Bir PKK olacak. Bir kere. İkincisi, aynen haritalarını yayınladılar. Biz Tüpdeks olarak bunu yakaladık. Bunu yakalayan da biziz. Sonra da iletişim başkanı buna açıklama yaptı. Evet, evet. Onu biz duyurduk Türkiye'ye. Ee, sanıyorum e, CBN miydi? Bir Amerikan kanalı bir belgeselde benim gençlerim yakaladı onu da bir belgeselde İstanbul'u özerk bir Yunan bölgesi olarak gösterdi. Evet, evet. İstanbul. İstanbul özerk bir Yunan bölgesi olacak. Adalar denizinde hiçbir hakkımız hukukumuz olmayacak. Kıbrıs verilecek, işte Ermenistan'a bir takım tavizler verilecek ve Türkiye bir nevi serv anlaşmasına döndürülecek. Peki Şimdi böyle bir öyle bir durum kabul edilirse olur. Ee, bir aramızı verelim Tabii. ondan sonra hem biraz Türkiye'nin kuzeyine de biraz da güneyine dönelim onları da konuşalım. Bir de hava sahasını gösterelim. Hava sahasını Halkımıza gösterelim olur. Evet, evet. halkımız tamam. onu görsün. Şimdi bir kısa evet. ara dönüşte devam edeceğiz. Haber gündem devam ediyor. Asan Türk Deks Başkanı Doçent Doktor Cihat Yaycı ile konuşuyoruz. En çok Ege özelinde, Yunanistan özelinde aslında Türkiye'yi ilgilendiren bütün konulara değiniyoruz. İsterseniz tekrar geçelim biz Tabii. haritanın önüne. Biraz da böyle Ege'den Doğu Akdeniz'e doğru inelim. Zaten evet. iç içe. Şimdi Türkiye'nin Yibya ile yaptığı anlaşma çok başarılı bir hamle olarak değerlendirildi. Ee, ve ardından da neden biz Mısır'la böyle bir adım atmıyoruz diye de çok konuşuldu. Ama Mısır'la ilişkiler biliyorsunuz epey mesafeli son dönemde. Yavaş yavaş tekrar ikili ilişkiler için adımlar atıldığını biliyoruz. Mısır'la Türkiye bir anlaşma yapabilir mi? Yaparsa nasıl bir kazanım elde ederiz Doğu Akdeniz'de? Şimdi eğer müsaade ederseniz e, onu da şöyle e, yansı 76'yı açabilir miyiz? Tabii 76'yı getirelim. Orada ben çok e, özellikle ifade edeceğim. Şimdi biliyorsunuz, sizin de ifade ettiğiniz gibi biz Libya ile böyle bir anlaşma yaptık. Hı hı. Bu 2009 yılından itibaren çalıştığım ve 2011 yılında işte e, neticede bilimsel bir makale olarak yayınlanmış makaleden makalede neşredilmiş bir üslupumdur ve bunu siyasi irade hayata geçirdi. Şimdi burada. Bu, bunu söyleyince sanki diyorlar ki ben siyasete bir şey söylüyorum. Halbuki ben bir akademisyenim. Ya yani asker akademisyenim ve benim bir fikrim vardı. Herkesin de bir fikri var ve herkes makaleler yazıyor, raflarda Hı -hı. duruyor ama onu raflardan indirip hayata geçirecek olan irade siyasi, siyasi iradedir. Irade. E, siyasi irade buna kıymet verdi. Bu da akademisyenlere ışık yaktı. Herkes genç akademisyenler şimdi şöyle düşünüyor. Demek ki iyi bir fikir üretirseniz bu hayata geçebilir. Zaten bu, amaç da bu değil amaç mi? Da bu. Çalışmaların amacı Tabii. zaten Çalışmaların böyle katkı amacı katkı da bu. Sağlamak. Şimdi böylece buna Yunanlılar ve Batı Türk kalkanı diyor. Hı hı. Bazıları Türk kılıcı diyor. Ee, ve bu Libya anlaşmasının önemi şudur. 189 bin kilometre karelik Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesinin Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan parçasının batı sınırı çizilmiştir. En uçtaki çit çizilmiştir. Yani Türkiye'nin şu anda belki herkes fark etmiyordur, ama tarih yazacaktır. Gelecek nesiller eğer buna sahip çıkabilirsek, gelecek nesiller şunu görecektir: Türkiye'nin ekonomik Türk ülkesinin Yüz ölçümü dörtte bir artmıştır. Bu, anlaşma öyle, bu bir anlaşmayla, ile yapılan anlaşma. İBİA'yla. Ve bu anlaşma Hatay Hatay'dan sonra ikinci kez Türkiye'nin yüz ölçümünü büyüten anlaşmadır. Bu kadar çetrefilli, bu kadar önemli bir konjonktürde. Şimdi... Bu bozulmaya çalışıldı. Araya Yunanistan şimdi ne durumda? Bir de onu da isterseniz... Yunanistan da geldi şu adalardan itibaren onu da birazdan izah edeceğim. Bu çok önemli. Neden Yunanistan Doğu Akdeniz'de muhatap alınmamalıdır? Yetkilileri buradan uyarıyorum. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la masaya oturan ya cahildir ya da Yunanistan'la iş tutuyor demektir. Bunu da tarihe not düşelim. Yani Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de kimse masaya oturmamalıdır. Onu da söyleyeceğim. Neden oturmamalıdır? Bu da çok önemli. Bunu da ilk defa bu kadar açıklıkla Habertürk ekranında söylemiş olalım. Şimdi aynı şekilde Mısır'la anlaşma yapılabilir şu hatta. Mısır'la. Ve bu mavi vatan haritası çizerken ben hep karşı tarafın da kazanacağı şekilde çizdim. Onun için kimse şunu düşünmesin. Ya biz burayı münhasır ekonomik bölge ilan etsek Mısır buna karşı çıkar. Hayır Mısır buna karşı çıkmaz. O avantajlı oluyor çünkü. O avantajlı değil mi? oluyor. Çünkü Mısır şu anda şurada. Bir kere buradan bu, parça, bu, bu parçayı alacak. Mısır şu anda burada bizim verdiğimiz alanda şurayı alacak. İki tane Kıbrıs, iki buçuk tane Kıbrıs adası büyüklüğünde deniz alanı kazanacak şimdiye göre. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle yaptığı anlaşmalara nazaran. Yani kim karşı çıkacak? Sınırına müdahale etmiyoruz. Şimdi Yunanistan'la anlaşma yaptığında orada hatırladığım kadarıyla Meis'i e, alan bir hat vardı. Mısır özellikle orada evet. bir Türkiye'ye açık kapı bıraktı. Yunanistan'la evet. orayı, e, o alanı almadı. Bu bize bir avantaj diye değerlendirildi, öyle mi? Şimdi kı kısmen kısm Yunanistan, biz Libya Anlaşması'nı imzalayınca Yunanistan zaten 13 senedir Mısır'la teknik görüşme yapıyordu. Hı hı. ve tezlerinde diretiyordu. O yüzden de anlaşmak zordu. Ama biz Yunanistan'la e, e, Libya'yla anlaşma yapınca bize cevap vermek açısından tezlerinden vazgeçtiler. Yani adaların da ana karalar kadar e, deniz yetki alanı olduğu tezinden vazgeçtiler. Bu da büyük bir başarıdır aslında. Biz hı hı. Libya anlaşmasının bir sonucu da Yunanistan'ın tezlerinden vazgeçirmesidir. Hı hı. Çok önemlidir. Biz Aynı zamanda burada Filistin ve İsrail'le anlaşma yapabiliriz. Filistin ve İsrail'le anlaşma yaptığımızda şurası şu anda hat. İsrail'in hattı. Biz de anlaşma yaparsak şuraya kadar gelecek. Ben de onu soracağım. İsrail'le de bir yumuşama, bir görüşmeler başladı. Evet. E, Mısır'la da zaten e, geçmişe göre çok daha e, ılımlı ilişkiler sürüyor. Bu haritanın daha genişlemesi mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Yani siz öyle bir izlenim mümkün tabii de. Tabii. Yani e, siz öyle bir hissiyatınız var mı e, bu mavi vatanın tam anlamıyla kurulacağı yönünde? Şimdi bir kere burada stratejiyi çok iyi kurmak lazım. Yani stratejiyi kurarken ben şöyle düşünüyorum. Öyle bir strateji kurmalıyız ki şah ya da vezir çekmeliyiz. Yani ya şahını almalıyız ya vezirini almalıyız karşı tarafın. Önümüze altın bir fırsat geldi. Devleti yönetenlere sesleniyorum burada. Bu altın fırsatı değerlendirin. Nasıl değerlendirin? Nedir altın fırsat? Altın fırsat şudur. Şimdi burada biliyorsunuz İsmet projesi vardı. İsmet projesi. İftali oldu sonra. To evet, bu güzergah buradan gazı alacaklar. Girit'e getirecekler. Girit'ten de Yunanistan'a götürüp Avrupa Birliği'ne vereceklerdi. Fakat bu zaten çok masraflıydı. Ve üstüne üstlük Türkiye benim deniz yetki alanımdan geçerken benden uluslararası hukuka göre güzergah izni istemelisin dedi. İzini istediğinde ben veririm zaten dedi. Ama Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetim hayır asla istemeyiz. İstediğimiz zaman onun deniz yetki alanını tanımış oluruz dedi. Onlar diretince bu iş kadik oldu. Şimdi hemen çok enteresandır, senaryo büyüktür. Ukrayna Savaşı'nın hemen öncesinde, iki hafta öncesinde Amerika bundan vazgeçti desteğini çekti. Ve dedi ki bu sefer ben de şöyle dedim. Aman dikkat yeni güzergahlar ortaya çıkacaktır. O güzergahlarda Türkiye'nin lehine olacak şekilde, aleyhine olacak şeyleri engelleyin, lehine olacak şekilde, geliştirecek şekilde Hadi bir takım düşünün. Herzog'da gelince zaten her zokta geldi. bu bunu konuşuldu, evet, bunun evet. mı atılacak diye. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında, esnasında artık Avrupa Birliği'nin doğal gaz da Rusya'ya düşkünlüğü, Rusya'ya mahkumiyetine son verilmek isteniyor. O zaman buradaki gazın da Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Bu proje hızlandırılmalı Bu proje yani, hızlandırılmadı ve bu proje aslında Türkiye'ye götürüldüğü zaman Türkiye'nin burada TANAP ve diğer doğalgaz boru daha kolay çok daha onun yanına boru hattı bağlayıp gidecek. Şimdi buradan madem ben öyle diyorum. Kibrit bende, kağıt onlarda. Hani başka bir şey de sağlığa zararlı olduğu için onu söylüyorum. O zaman o kağıdı yakacaksan veya bir mum yakacaksan benim kibritimi kullanmak zorundasın. O zaman benim burada iyi şart sürmem lazım. Stratejik günlük kazanç değil. Günlük kazanç değil. E ben bundan gelir elde edeyim. Bundan bir onlar gelir elde edersin. Ama stratejik kazanç Kıbrıs meselesinin bizim lehimize çözümü ve Doğu Akdeniz sorununda Üzerimizdeki baskının kalkması. Ama bu az önce anlattığımız o plan yani Türkiye'nin NATO'dan dışlanması hedefi, sonra Kıbrıs'ın NATO'ya alınması Türkiye için güvenlik tehdidi Amerika bunları yapmaya çalışırken İsrail böyle bir anlaşmaya yanaşır bu, mı? Bu Sigorta. Bunu çok iyi kullanması lazım. İşte Türkiye'nin oyunu bozucu dengesi burada. Oyunu bozucu dengesi burada. Yani İsraille mi oyunu bozabiliriz biz? A aynen böyle. Burada çünkü sadece İsraille bozmuyor aslında. Avrupa'yla da de denge sağlıyor. Neden? Çünkü bu gaz Hayır, İsrail ile birlikte. tabii İsrail ile birlikte. Evet. Yani çünkü sadece İsrail değil. Bu gaz bu gaz kime yarayacak? İsrail'e yarayacak, Avrupa'ya yarayacak. O zaman Avrupa ve ve İsrail ile beraber oynamak lazım. O zaman şunu demek lazım. İsrail sen şunu yap. Bakın burada strateji kuruyoruz. Sen şunu yap. Bir kere bak benimle anlaşırsan burada sen bir Kıbrıs adası büyüklüğünde deniz alanı kazanacaksın. İsrail gibi bir menfaat. Menfaatin çok düşen bir devlet Faydalı bir şey mi bu İsrail için o deniz alanı? Tabii. Neden? Çünkü burada çıkıyor Güney Kıbrıs'ın yönetiminin gazı. Hmm. O İsrail'de olacak. Hmm. Ben İsrail'de bir makale yayınladım bundan iki sene önce. Ortalık karıştı. Şimdi İsrail, ben dedim ki burada İsrail'in payı var dedim. İsrail'in olması lazım Türkiye ile diye. Şimdi on gaz alıyorlar Güney Kıbrıs'ın yönetiminden geçen seneden beri. İsrail'e de faydanız oldu yani. ama bu ben ben kendi kendi faydam için düşünüyorum. Şimdi oraya doğru geliyor. Sen de buradan kazanacaksın, ben de buradan. Burada bir anlaşma yapalım. Anlaşma yapmıyorsak bile ben burada bir münhasır ekonomik bölge ilan edeyim. Buna göre sen ona ses çıkarma. İkincisi bu doğalgaz hattı, doğalgaz boru hattı gelsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Madem müstakil bağımsız devlet, bir münhasır ekonomik bölge ilan ettirelim. Gelsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sularından geçerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir müsaade istesin. Müsaade istediği an, anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmış olur. Ve bunu böyle dolaştırmak yerine denizden daha ucuz olan Kuzey Kıbrıs'ın topraklarından geçir. Çok daha ucuz. Ve bu arada geçirirken de yüzde bir mi verirsin, yüzde yarım mı bunlara bir pay ver. Dolayısıyla buradaki ekonomik yükümüz azalırken... Oraya da kalıcı bir gelir sağlayalım. Kuzey Kıbrıs'taki halkı da bu arada refahına katkı sağlayalım. Türkiye böylece her bakımdan Doğu Akdeniz'deki sorunu çözmüş olur. Bu çok çok önemlidir. Şimdi burada diğer konu da şudur. Şimdi Doğu Akdeniz'de biz maalesef, maalesef diyorum onu da söyleyeyim efendim. Kaçıncı slayt? Doğu Akdeniz'de mümkünse e, at, 63 mü? At, e, 60, 64. 60. 64. 64. Çok haritamız var, çok Hatta var. Hatta 66'ya alalım. 66. Ya. 66. Ya geçelim. 66 alalım. Şimdi bakın. Bu Sevil haritası. Sevil haritası İspanya'daki Sevilla Üniversitesi'nin çizdiği hmm, harita. çok evet, konuşulan harita. Evet. Yani bizi Antalya Körfezi'ne hapseden harita. Evet. Biz 20 Aralık 2022 Aralık 2020'ye kadar biz sismik araştırma ve sondaj gemilerimizde bu alanın dışında hep faaliyet gösterdik. Hı hı. Bir sonrakine gelelim. Bugün pek ki faaliyet gösteriyor muyuz şu an çekili? Hayır. İşte ne onu dedik? göster, evet. onu söyleyeceğim. Çok acıdır. Bu Yunanistan'ın iddiası. Bakın şurayı görüyor musunuz? Yunanistan'ın suları. Onlar ne? buralar benim diyor. Buralar benim diyor. Ve Türkiye ne olduysa 22 Aralık 2020'den itibaren 21. evet e, 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 21 tarihinden itibaren ee, bu 21 ama e, iki, yanlış yazmışım 2020 bu 2020'den itibaren bunun dışına hiç çıkmadı. Bir buçuk yıldır bekliyoruz. Bir buçuk yıldır bekliyoruz ve biz bu Sevilla Ünivers Sevilla haritasını bize dikte edilen haritanın dışına çıkmayarak Yunanistan'a kabul mü ediyoruz? Yunanistan'a taviz vermiş olduk. Yunanistan onun için palazlanıyor ve bunun karşılığında biz ne yaptık biliyor musunuz? Güya bekliyoruz ya. Avrupa Birliği bundan iki ay önce yaptırımları tekrar uzattı. Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizle nedeniyle. Ya zaten biz dışarı çıkmıyoruz. Zaten hiçbir şey yapmıyoruz. Ve daha da ilerisini söyleyeyim. 70'i açabilir... E, 69 açabilir miyiz? 69. 69. Mesela. Bakın çok üzücü bunlar. Ben bunları söylemek zorundayım. Ben siyaset siyasetle benim hiç alakam yok. Sonra geldi Oruç Reis gemisi hı hı. burada araştırma yaptı. Bakın burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında çizilmiş şurası hattır. Şurası. 2011 yılında biz anlaşma imzaladık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile. Şurada ben bunu protest ettim. Dedim ki biz Sevilla Üniversitesi haritasının dışına çıkmıyoruz. Yazlık değil mi dedim. Niye biz bunu yapıyoruz dedim. Niye biz sesimizi çıkartmıyoruz da Yunanistan'a boyun eğmiş vaziyetteyiz biz dedim. Niye? Efendim Karadeniz'e gemi göndermek falan. Bir tane gemiyi buraya koyacağız. Bir tane gemi de Sevilla Üniversitesi'nin dışına çıkacak. R Biliyorsunuz Ricatta askerler geri çekilirken çok iyi düşünürler. Yani ileriye daha güçlü çıkabilmek için bazen geriye çekilir. Ama çok iyi muhakeme yapmak lazımdır. Çekildiğin hatta bir daha geri dönemeyebilirsin. Türkiye'nin durumu da budur. Yani sürekli Doğu Akdeniz'de biz varlığımızı sürdürmeliydik. Sürdürmeliydik. Çünkü gaz arama noktalarına gitti değil mi Karadeniz'e gemiler? Gaz aramaları ama bir tane gemiyi burada, burada tutmak, zor, tut, tutmak zorundaydık. Ve burada faaliyet göstermek zorundaydık. Savaş gemileriyle Münhasır Ekonomik Bölge savunulmaz. Hı hı. Münhasır Ekonomik Bölge'de faaliyet göstermez. Münhasır Ekonomik Bölge'de ekonomik gemilerle faaliyet gösterilir. Onun için kimse... Kanmasın. Bizim savaş gemilerimiz orada. Çin'in savaş gemisi de gelir. Hemen Karasular'ın dışında tatbikat yapar. Orası demek değildir ki Çin'in münasir Yani bu kadar gerilimde şimdi Bizim gemilerimiz orada olsa başkaydı. şimdi Bu kadar gerilimin ardından gemimizin oraya gitmesi başka bir etki yaratacak. Şimdi Karşı de, tarafta demek ki, bunu belki... Demek ki çekildiğimiz noktaya tekrar dönemiyoruz. Fransa Çek... uçak gemisi gönderiyor ondan sonra. E, 22, 22 Aralık 2020 noktasına dönemiyoruz. Tabii bir sürü ülke var Doğu Akdeniz'de şu an. 22 Aralık 2020... Dönmemiz lazım. Burası bizim anamızın ak sütü gibi helal. Sonra ne açıklama yaptılar biliyor musunuz? Bir sonrakine gelir misiniz? Bakın. Bir sonraki bir sonraki ne? Evet. harita bir sonraki yetmiş evet. e bakın açıklama şu aynen özrü kabahatinden büyük özrü kabahatinden büyük bazıları Sevilla Üniversitesi haritası dışına çıkma çıkmadığımızı söylüyor bakın çıkmadığımızı söylüyor. Ya bunlar cahil ya da kasıtlı. Benim bir sözüm var. Bana da bir cevap veriyor. Ya cahil ya da hain diyorum ben böyle tiplere. O da bana hain demek istemiyor. Kasıtlı diyor. Resmi açıklamadır bu. O da ne biliyor musunuz? Şurada, bakın burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Burası Sevilla Üniversitesi haritasının çizdiği hat. Burası da bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile çizdiğimiz hattır. 2011'deki evet. anlaşma. Diyor ki adam bak diyor ben diyor bunun 5 mil dışına çıktım diyor Sevilla Üniversitesi'nin. Hmm. Ya kardeşim sen Anamur'la Mersin Anamur'la Kıbrıs adası arasından bahsediyorsun Kuzey Kıbrıs arasında. Sen zaten burada anlaşma imzaladın. Burada 5 mil dışına çıka, çıktım diyerek Sevilla Üniversitesi'nin haritasının dışına çıktım diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığın anlaşmayı da yok sayıyorsun. Özün kabahatinden büyük. Bu arada e, e, biraz vaktimiz azaldığı için ben e, Kuzey'i de sormak istiyorum ama buraya ilişkin bir eleştiri getirdiğiniz için soruyorum. Yani bu gaz bulunalı, yani Doğu Akdeniz'de kaynaklar bulunalı Çok oldu. 10 yılı evet. aştı. O büyük miktarlar açıklandıktan sonra biz daha önce bu kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge anlaşmalarını yapamaz mıydık? Yapabilirdik. 2003'ten itibaren bu, yapabilirdik. Biraz geç mi kaldık? Çok burada? geç kaldık. E, biz daha münhasır O zaman çünkü bu kadar büyük çatışmalar ve gerilimler evet. yoktu, değil biz mi? Biz daha münhasır ekonomik bölgeyi ilan etmedik. Ama dünyada da suların yeniden kullanımına dair bir yeni bir şey var. Yani sadece Akdeniz'de değil. Karadeniz'de de öyle. İşte arama taramalar devam ediyor. Hatta Rusya'nın kuzeyinde de hep programlarda konuşuyoruz. Orada da suların paylaşımı bir e, mesele. Yani bu aslında dünyada e, yeni bir şey ve biz şimdi bunun ortasına düştük. Evet. Şimdi ama ama bu dünyada paylaşılıyor zaten. Güney Kıbrıs Yönetimi Allah aşkına etine budüne 2003 yılında münhasır ekonomik bölge ilan ediyor. Diplomatik olarak bizim yapmamız gereken şey ne? Çok basit. Aynısıyla cevap vermek önce. Sonra itiraz etmek. Biz sadece itiraz ettik. Bizim de münhasir ekonomik bölgemiz burasıdır demedik. İyi ki de dememişiz. Çünkü Libya ile karşılıklı kıyımız olduğunu düşünen düşünmüyorlardı. Haritaya yanlış bakıyorlardı. Ha, bunun sadece bir, faydası oldu, bir faydası oldu. oldu. Şimdi hala İsrail ile Filistin ile Lübnan ile Suriye ile karşılıklı kıyımız olduğunu düşünmüyorlar. Düşünmeyen adamlar var. Ve bu, bunlar devletin içerisinde diplomat, bürokrat olarak geçiniyorlar. Onun için münhasir ekonomik bölge ilan edilmeli... Bizim şu anda biliyorsunuz, onu da gösterelim isterseniz, çok da e, 81. Bu bu da çok önemlidir. Sevilla Üniversitesi haritası vardı biliyorsunuz. Evet. Sevilla Üniversitesi haritası bizim önümüze konuluyordu. Sayın Cumhurbaşkanı 2020 Eylül'ünde bir talimat vermişti. Do Doğu Akdeniz'de hı hı. bir e, İstanbul Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi bir faaliyet yaparken bizim üniversitelerimizde böyle bir e, kitap yazsa, böyle bir harita çizse, biz de bunu yayınlasak, biz de bunu dışarıya bildirsek demişti. İstanbul Üniversitesi'nden geçen hafta itibariyle bilimsel yayın olarak, bir buçuk senedir heyetlerde dolaşarak, onay alarak, Mavi Vatan, bir harita, bir doktrin kitabı, Türkiye'nin denizlerdeki misak-ı millisi adıyla çıktı. Burada evet. bütün hukuksal gerekçeler de vardır. Evet, peki şimdi... Türkiye bir konuda arabuluculuk yapıyor. Zaten Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk yapan Türkiye de onları bir araya getiren tek ülke. Şimdi Serap Hanım, bu tahı... bir, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Araya. Bu madem biz deniz burada faaliyet göstermiyoruz Doğu Akdeniz'de, kendi adımıza bayrakla göstermiyoruz Türk bayrağıyla. Benim teklifim var. Lütfen devletin yetkilileri bunu kullansınlar. Bir taşla birkaç kuş vururuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir sondaj gemisini ya da bir sismik araştırma gemisini devretsinler. Belli bir süreliğine en azından ona bayrak çeksinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çeksinler, Avrupa Birliği'nin ve Yunanistan'ın silahıyla onları vursunlar, ada adalılarındır desinler, bunlar da Kıbrıs Türkleri desinler, gitsinler Rumların yanında sondaj ya da sismik araştırma yapsınlar. Ondan sonra da mecburen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile muhatap olsunlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böyle tanınır, böyle oyun oynadır. Bunlar çok basit yapılması gereken hareketler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çekilmelidir bu gemilere. Çekilip gitsin bakalım, salalım. Oyunu böyle kuralım. Evet. 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 Peki, şimdi e, bu tahıl krizini çözmek için Rusya-Ukrayna Birleşmiş Milletleri Türkiye'nin görüşmeleri var. Oradan gemiler nasıl getirilebilir diye e, Türk donanması eşlik edecek. Ve belli bir noktadan sonra Rusya eşlik edecek. Odessa'nın açıkların, Odessa'nın e, önündeki bu bize kadar ulaşan mayınlar toplansın ki oradan da bu gemiler çıksın diye. Şimdi bu mümkün mü? Bu savaş halinde bu yapılabilir mi? Siz ee, nasıl görüyorsunuz? Çok da önemli. Bu gıda krizinin önüne geçmek için çok da önemli bir çaba aslında ama çözüm konusunda uzlaşılabilir mi? Ne de, ne şimdi, şimdi bizim Türk Deniz Kuvvetleri NATO'nun bir kere Karadeniz'in tartışmasız en iyi mayın filosuna, mayın tarama ağlama filosuna sahip ve NATO'nun da hemen hemen en iyilerinden bir tanesi, en iyisi de diyebilirim. Hı hı. En iyilerinden bir tanesi. Burada Karadeniz'de, Odessa'daki mayınların temizlenme im, temizleyebilecek tek Karadeniz'e kıyıdaş devlet var. İmkanı olan. O da Türkiye. Evet. Şimdi ama Odessa'daki mayın tedavi mayın, savunma mayını. Ukraynalılar, Ruslar gelip işgal etmesin diye döktüler bu mayını. Şimdi Ruslarla beraber işbirliği yapıp eğer öyle olur ki bizim devletimiz mutlaka düşünüyordur bunu. Mutlaka tabii. Ama Ruslarla beraber işbirliği yapıp ve Rusların tam garantisi alınmadan, NATO'nun desteği olmadan, Ukrayna'nın onayı olmadan eğer biz gidip kendi başımıza Ruslarla anlaştık biz burayı deyip Odessa'nın mayınlarını temizlersek sonra da Rusya Odessa ya. sonra da Rusya gelip buraya tertemiz yere zaten Odessa'ya niye giremiyor? Yedetiyor. Tabi Odesa'ya niye giremiyor? İspanyol Nato'dan attıracaksınız. <laughs> <Bu şeyleri gülüyor> biz, <bulamadım. gülüyor> biz kendi elimizde Odesayı, Odesanın işgaline yol açmayalım bu arada. Çok dikkatli olalım, çok dikkatli. Olalım. Ve şununla karşılaşabiliriz. Rusya ile. Biz savaşta taraf olmuş oluruz. Yani, e işte bu NATO ya yakın Türkiye... bir argüman onun bir, bir argüman argümanı daha olacak yani. bir argüman da olacak. Bir bu olur. Biz hemen her şeyi atlamayalım. Biz hemen her şeyi atlamayalım. Şimdi bazıları var. Amerikancı görün Amerikancı olduğunu saklayıp Rusçu gibi görünüyor. Diyor ki buraya NATO gemileri girmesin mesela. Şimdi NATO gemileri girmesin. O zaman kim var burada bunu yapabilecek? Tek Türk gemileri. Türkiye. O zaman Türkiye'ye girecek taraf olacak. Şimdi halbuki mayın avlama gemisi, mayın tarama gemisi savaş gemisi değil aslında. Topu yok, tüfeği yok, füzesi yok, hiçbir şey yok. Geliyorlar, mayını arıyorlar, kesiyorlar, götürüyorlar. Bir yardımcı gemi. Hı hı. Harp gemisi değil. Bir muharip gemi değil yani. Bir destek gemisi. Onun için buraya buraya gelsin kim buna karar veriyorsa, Rusya ile anlaşıyorlarsa anlaşsınlar. Türkiye ama buna doğrudan müdahil olmasın. Türkiye'nin başına büyük bela açılır. Evet. Bırak, bırakın öyle kalsın. Yine hızlı hızlı Suriye'ye operasyonu dediniz ya bir zemin hazırlıyor Türkiye. Çünkü talepleri var. Ee, Batı'nın ve Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütüyle işbirliği ve desteğine yönelik. Şimdi burada da hayır, şu aşamada bu böyle bir durumda Türkiye çata çat askeri müdahaleyle tavrını koymalı ve bu konuda hakkını almalı bu 30 kilometrelik hatta diyor bir, bir başka görüşte. Evet bu bir koz olarak gösterilmeli ama e, diplomasi yöntemiyle masada. Sizce hangisi? Ben, bence ben, zaten diplomasi. İki, iki türlü diplomasi vardır. Bu İngiliz doktrinindedir. Ben bir uluslararası ilişkiler hocası olarak da söyleyeyim. Birisi savunma diplomasisi, birisi de politik diplomasidir. Bunlar birbirlerini desteklerler. Şimdi savunma diplomasi olmadan sadece politik diplomasiyle ile başarı, başarıya ulaşmak çok zordur böyle bir durumda. Sadece savunma diplomasisi, politik diplomasiyle desteklenmeyen savunma diplomasisiyle de başarıya ulaşmak İkisi bir arada. İkisi bir arada olacak. Ama şu dönem şu operasyon için doğru dönem en, mi? Diyorum. En doğru dönem. Çünkü Rusya, Ukrayna arasında böyle bir savaş varken burada buraya girilmesi Türkiye'nin bekası ve güvenliği açısından da çok önemlidir. Bugün Rusya'nın kenarında ya da Amerika'nın hemen Meksika'sından bir sınırına, sınırdaki karakollarına ateşler edilse o zaman Amerika sessiz kalabilir mi? Ama burada çok önemli bir şey var. Ben gittim gördüm. Gittim gördüm Suriye'de. Hiç kimse şunu söylemesin. Amerika PKK'yı destekliyor, Rusya yı destekliyor. Her ikisi de destekliyor ve şu anda Amerika yok. Münbiç Ruslara teslim edildi. Amerikalılar tarafından madem bunlar e, e, Ukrayna'da birbirine düşmandı. Niye Rusya ile Suriye, Rusya ile Amerika Suriye'de karşı karşıya geldi? Yarın Lavrov geliyor. Ne bekliyorsunuz? Hatta yani bir, bu gece gelmiş olmalı. Yani, bakın burada, burada en önemli şeyi söyleyeyim. Münbiçe kadar ben gözlerimle bu gözler gördü onu. Bu gözler gördü. Münbiçe kadar PKK'lar, PYD'liler Batı'dan geliyorlar Rus bayrağı şekili. Münbiçe geliyorlar, bayrağı indiriyorlar, Amerikan bayrağı çekiyorlar. Ey Türk halkı, uyan. Ne Rus, ne Amerikalı. Hepsi senin düşmanın, PKK, PYD'nin destekçisi bunlar. Bunlar açıkça bunlar böyle. Ruslar, siz şunu biliyor musunuz? Halkımız şunu bilir. Biz senelerdir değil uçak, helikopter, SİHA, İHA, biz oraya drone bile sokamıyoruz Suriye'nin harekat alanına. Çünkü hava, sahası Rusların... hava, sahasının girişine Ruslar müsaade etmiyor. Hı, Ama Ruslar İsraillilere protokolle müsaade etmiş durumdalar. İsrailliler istedikleri zaman geliyorlar, Suriye'de bombalarını atıyorlar ve bu arada da Suriye şartellerini kapatıyor. İsrail'deki Rus büyük elçisi Ukrayna Savaşı'nın öncesinde açıklama yaptı. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki biz İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerine kesinlikle engel olmayacağız dedi. Hani hadi düşman değildin, hadi dost değildin de düşman olma bari. Sen Türkiye 33 tane askerimiz şehit edildi bizim. Hava hakimiyeti olmadan, bırakın hava hakimiyeti olmamayı, hava himayesi olmadan, hava desteği olmadan hiçbir kara birliği böyle bir harekata çıkarılmaz. O yüzden Lavrov'la mutlaka bu görüşülecek. Ama bu senelerdir bu böyle. Evet. Bu Kurmay Subaylığın ABG'sidir. ABG'sidir. Burada verilen şehitler hava desteği olmadığı içindir. Ve geçenlerde biliyorsunuz, geçenlerde bizim sınır karakolumuza ateş, atış yapıldı, havan atışları vesaire atışları yapıldı ve şehitler verdik biz. Dikkat edin açıklamaya. Top atışlarıyla, atışlarımızla terörist hedefler vuruldu. Uçaklarımızla değil, Kuze Irak'ın kuzeyindeki gibi değil, helikopterlerle değil, İHA'larla değil, SİHA'larla değil. Bugün Suriye'de, Suriye, Suriye rejimi de bizim bu operasyonumuza karşı çıkıyor. Suriye rejiminin karşı çıkması demek, Rusya'nın karşı çıkması demektir. Türkiye şu anda hiç kimsenin izin almayı dinlememelidir. Ezip geçmelidir. Nasıl Kuzey Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde berhava ediyor, helikopterleri, uçaklarıyla vesairesiyle girmelidir. Anlaşması mı anlaşması yani yok. Yani Rusya'nın e, e, bir anlaşması izni olmasa da havadan girilmeli mi? Kesinlikle girilmelidir. Hiç bunun lamici Rusya yok? Rusya'yla karşı karşıya kalınmaz Rusya... mı ya da başka türlü bir karar o, o zaman dost mı? düşman göz, gözüksün. Biz, biz oraya gidip de sivil halkı bombalamıyoruz. Biz, biz başka hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten biz... orada Rusya ve Amerika yok. Rusya ve Amerika görünümlü e, PKK pyd var. PKK PYD var. PKK, PKK PYD var. O zaman karşı karşıya geleceksek de gelelim. Şimdi Münbiçe. Münbiçe. Onun bu harekatı yöneten komutanlar şimdi emekli oldular. Ama Münbiçe. Zamanında girilebilir miydi girilemez miydi? Girilme, girilmediyse neden girilmedi? Bunu da tarih ileride gösterecektir. E, a, e, a, i̇şte Amerika'nın ve Rusya'nın evet. orada verdiği sözler vardı Barış Pınar Harekatı'nın yapıldığı dönemde. Zaten bugün de konuşulan ve tepki gösterilenlerde o sözlerin tutulmamış olması. Evet. Ee, evet. Kapatmadan şu maymun çiçeği e, bir, meselesini bir de. de kaldı, az kaldı ama, sizin... ama yani. Ben, ben bir şey söyleyebilir Peki. miyim? Slide 62 açabilir miyiz? uzun da gösterelim. Tamam. Çünkü bazıları şimdi diyecektik ki, Kürşat Bey, Serap Hanım, ya bu amiral de emekli oldu, şimdi SEO gürlüyor falan diyeceklerdi. 62. Bin. Yani, yani 62. emekli emekli olunca falan. Ben bütün bu kitaplarımı, bütün bu söylediklerimi 62 efendim. E, gö 82 mi? pardon. 82. 82 Bu bütün kitaplarımı yazdığım bütün kitapları bir tanesi hariç. Hı hı. Montreux kitabı ve son çıkardığım Mavi Vatan o, o bilimsel yayın. Onun haricindeki bütün kitaplarımı ben görevdeyken yazdım. Bu söylediklerimi söylemekle de kalmadım yazdım. İşte burada ekranda, da, görülüyor. ekranda da görüldüğü üzere burada Katimerini gazetesi benim kitaplarımı kitaplarımı ve beni tam sayfa manşet yaptı. Onun için benim derdim bu yıl kaç? Bu 2019. 2019. 2019, 2020, 2020 pardon, düzeltiyorum. Zaten ondan sonra da 3 ay sonra istifa ettim. Şimdi ben benim derdim memleket millet. Siyasetle hiç alakam yok. Evet. Siyaseti hiç düşünmüyorum ve hayatı şöyle yaşamayı öğrendim ben. Gün benim bu yaşadığım gün en son günümdür. Yarını erteleyememiş bir şey diye. O nedenle e, hepimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz için çalışalım. Evet. E, hiçbir iç siyasete e, e, karışmadan bu işleri yapalım. Bir de Yunanistan'ın, Yunanistan'da Türk-Yunan sorunları yoktur. Sadece Yunan Hı, talepleri, talepleri vardır. Ona göre davranmak evet. lazım diyorsunuz. Süremizi doldurduk ama e, söylediğimiz için izleyici merak evet. edecek. Ee, e, da, belki o konuda röportajınızı da bulurlar. Siz diyorsunuz ki, bambaşka bir konu bu. Evet. E, maymun çiçeği e, gündemde. Ee, bir yıl önce Münih Konferansı'nda böyle bir senaryo sunulmuş Maymun Çiçeği'nin Mayıs 2022'de çıkacağı yönünde. Evet. Üzerine de milyonlarca insan hayatını kaybedecek. Hatta 2023'ün sonuna kadar süreceğine dair, değil mi? Evet. Çok kısa ama. Tabii 2020, bir, çok kısa. Çıkıyor. 2021 Münih Konferansı'nda biz bunu yakaladık. 2021 Münih Konferansı'nda bir simülasyon yapılıyor. 2022'de mayısında ilk maymun virüsü vakalarının dünyada gözükmeye başlayacağını, 2023'te de 271 insanın, 271 milyon insanın öleceğine dair bir simülasyon yapılıyor. Biz bunu bir rastlantı sonucu yakaladık. Yakaladıktan sonra ya nasıl olur böyle bir şey diye Topkapı Üniversitesi e, Denizlik Denizcilik ve Global Strateji Merkezi olarak bütün akademisyenlere sorduk. Ben sağlıkçı değilim. Ben biyolog değilim. Ben bir şey değilim. Nasıl ben nasıl böyle bir öngörü olabilir? Nasıl diye. böyle bir öngörü olabilir diye. Bunlar dediler ki üretilmiş ve buna göre önceden planlanmış şekilde dağıtılmış. Hadi bakalım bir yeni bir, bir komplo teorisi evet. daha. Evet bakalım. Evet. Çünkü bu Covid'de de benzer şeyler çok, çok konuşulmuştu. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Ben Sen çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, sağ, sağ olun. Sağ olun. Geldiniz. Sağ olun. Habertürk gündemi noktalayalım. Biz yarın akşam da tabii Habertürk Yağlan gündemle burada olacağız. Yarın akşam daha uzun bir Habertürk gündemle yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler.